çok gelişiyor ondan ya. Muhtemelen. Günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Ay öyle demeyin, utanırım ben. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Gününüz aydın olsun, keyfiniz yerinde olsun, huzurunuz bol olsun. Rabbimden ne istiyor, ne diliyorsanız hepsi gerçek olsun. Amin. Güzel dostlarınız olsun. O Amin. Dostlar ki sizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Amin. Her şeyden koruyup, kollayıp, sakınıp sizin için dualar etsin Rabbimize. Amin. İnşallah. Hoş geldiniz, günaydın. Kızım günaydın. Günaydın, nasılsın? Bomba gibiyim, sen nasılsın? Ben de bomba gibiyim vallahi. Bakalım nasıl anlatayım, şöyle şöyle. Bak kolyemi. Ay bayıldım kolyene, güzel, bak kolyeme. Çok güzel. Sevgili Açeli hediye etti bana. Aynı Açeli'ye attın mı mesela? Seyredeydi sabah sabah. Açeli Akkoyun var ya, benim komşum aynı zamanda. Dünyanın en tatlı, en güler yüzlü insanlarından birisi, tanıyorsunuz zaten. Ay dün burada neler oldu, neler oldu. Yayından sonra inşallah sizlerle paylaşacağız bugün. Canım Mügem geldi. Allah'ım işte onu diyorum, bak insanın güzel dostları olacak. Bazen kardeş gibi olacak, kardeşten yakın. Bak burada iki tane ablam var benim, bak bak. Bir görsene Mahmut, bak iki mavi gözlü fıstığım var. Onlar da bak sözde kardeş değiller. Kardeşten yakın değil misiniz? Maşallah her yere beraber. Her Allah sizi ayırmasın. Amin inşallah. Güzellerim benim. Herkese hoş geldi. İşte Açelya ile maşallah biz de öyle yıllardır çok tatlı, çok güzel bir dostluğumuz var. Dün ve ay Müge'mi görüyorum bak. Şimdi bana kocamı gösterirseniz ben konuşamam ama böyle kalırım. Dün çok heyecanlıydı. Çok güzeldi bizim için. Hem sizlerle paylaşmak çok özeldi, çok güzeldi. Ama asıl sonrasını sizinle paylaşacağız bugün. Program bitti. İşte bir de Müge'nin programı bitti. Sonra Müge misafirliğe geldi bize. Oo, sonra neler neler neler. Hepsini paylaşacağız. Çok güzeldi hakikaten. Bu Açelya'nın hediyesi. Evet, onu göstereyim. Hediyesi. Çok teşekkür ediyorum. Ay bunu kendimi yapmış. Valla öyle dedi. Ben de çok kısa görüştüm hemencecik. Bana hemen böyle öpüştük, koklaştık, verdi. Hii, çok teşekkür ediyorum kendisine. Bak benim de ucunda melek var. Ama çok İki güzel o, çok kibar. İki dakikada bunu gitmiş, bulmuş, yaptırmış, gelmiş. Vallahi çok bak, kibar, bak, canım çok güzel. Benim. Çok teşekkür ediyorum Açelya'ma, sağ olsun kızım. Düşünmesi yeter, gelmesi yeter, sağ olsun. Bu arada ağlatacaksın bizi. Bu arada ben evet sana senden uzak şöyle yapayım. Ne? Orada patates var. Patatesi rendeledim, suyun içine koydum. Sen bunu koydum. Söylemeseydin yine bu nedir diye bir soraydım diyecektim. Valla olabilirdi ama herkes tahmin ederdi. Ama evet bunu bilirdi bence de. Sen hiç patatesi böyle yapıp kızarttın mı? Hayır. Bir ama kızart. Böyle bütün şeyini alır bunun. Bak ne oluyor biliyor musun? Böyle rendeleyip sonra böyle sıkıyorsun suyunu. Sonra güzelce kızartıyorsun az yağda. İnanılmaz güzel oluyor. Bence bir deneyin. Hatta ama çok yağ çeker diye böyle biraz tedirgin olurum. Hayır, aksine suda bekletilirse yağ çekmez. Ya. Cips yaparken de öyle suda bekletiyoruz ya. Dolayısıyla sen küçük küçük olduğu için yağ çeker diyorsun. Hani daha fazla alan var ya şimdi bunu böldüğümüz için, o alanın her biri yağ değeceğini düşününce. İşte o zaman az yağda yapıyoruz dolayısıyla. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz şimdi ne yapıyoruz? Kebap yapıyoruz, kebap. Sabah sabah. Sabah sabah. Nasıl bir kebap yapıyoruz? Yufkalı kebap yapıyoruz, şiş kebap gibi böyle. Çok güzel olacak, böyle nefis bir kebap yapıyoruz. Hemen biraz hemen. Da. Size özel çektiğimi duyunca hemen bir değişiyor. Bir cilveli konuşmaya başlıyor Elif'im. Instagram'a çekiyorum bir tarafta. Kız gerçekten gözlerim yaşaracak. Aman Allah'ım. Dur ben şöyle uzaktan sabah sabah. Hemen yok ettim şu soğanı. Hem de yufkalı kebap yapıyoruz. Evet. Bekliyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? Şahane şeyler yapıyorsunuz. Yazıyorsunuz bazen bana. O yorumlara da bayılıyorum. Bol bol da okumak istiyorum. Hadi yazın lütfen Instagram'a. Şimdi gönderdik. Nasıl internet yok? Hakan Tun. Hakan Tun, Zahide Yetişte stüdyosuna bekleniyorsunuz. Nerede o sabah koşa koşa gitti. Ana kumanda arıyor deyince. Şimdi sen biraz uzaklaş. Soğan biraz hakikaten gözü yaktı. Bazen acı soğanlar gözü yakıyor. Bazen ben aslında o da doğru bir şey olmayabilir de böyle bir tık çeşmeyi bir tatlı açık bırakıyorum. Evet. Soğanın şeyini alıyor ya da suda bekletebilirsin ya da. Kaşık mı? Çok enteresan. Ne diyeyim? Bak şimdi ben burada çok enteresan bir kebap kaşık yapıyorum. O başka soğanın kokusu nasıl gider? Suda bekletince. Suda bekletince. Aynen. Ama sen suda bekletmemişsin suda maşallah. Suda bekletmedim aynen öyle. Soğanın kokusu değil de acısı suda bekletince gidiyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok enteresan bir kebap yapıyoruz. Patatesli kebap olur mu demeyin. Valla iki tane patatesi şöyle rendeledim, suda beklettim. Ve bir yandan soğanı az önce rendelemiştim ya.
Altta galeta unu var, şimdi kıymayı da koyacağım içine. Ben de kebap deyince kıyma bekliyorum, hiç patates aklıma gelmiyor. Yok yok, hemen şöyle kıyması da burada. Bak kıymayı da koyacağız. Şimdi bu neden patates? Patates eğer kıymanız azsa burada bir kurtarıcı rol oynuyor. Ekmek içi gibi, katık soğan gibi yani. Aynen öyle. Patatesi güzelce böyle fazla fazla rendeliyoruz ve sonra böyle kıyma, soğan, baharatlar ve galeta unuyla güzelce şöyle hemen yoğurmaya başlıyorum. Bu bizim kebabın içi oluyor. Bu arada ekmeklerimiz de var. Bu da ikinci tarif. Bu ne? Ay, bayat ekmekten çok güzel bir tarif yapacağız. Ha? Portakallı, böyle çikolatalı bayat ekmekli harika bir tatlımız olacak. Ha, bayılırım. Bayat ekmek tariflerini çok seviyorum ben. Çünkü ekmekleri hep ziyan ediyoruz maalesef. Dolayısıyla da hani o ziyanı önlemek için acaba bayat ekmekten ne yapılabilir diyorlar. Onun için ben de bu arada hemen kıyma, patates, soğan, galeta unu ve baharatları şöyle bir harmanlayayım. Sonra yufkanın içine saracağım bunu. İnternete gönderemedim. Hakan nerede? Vallahi 3G ile göndermeye çalışıyorum ama dur bakayım. Yok anam, yarısında daha. Dur hadi, belki gider de. Çünkü sizin yazdıklarınız olmadan sanki burada elim ayağım tutmuyormuş gibi geliyor, tövbe yarabbim. Çünkü hani iletişime böyle canlı canlı geçiyoruz ya. Canlı yayının güzelliği o zaten. Direkt yazdığınız zaman çok mutlu oluyorum. Evet. Bayağı su çıktı onun ama. Zaten patatesin suyunu çıkarta çıkarta eze eze bunu yapman lazım. Zaten biraz suyunu çıkartmıştım biliyorsun. Şimdi kıymayla da bütünleşiyor. Ne güzel bir köfte harcı oldu. Normalde köfteyi de böyle yapabiliriz Zahide'cim, biliyor musun? Patatesle nasıl olur diye düşündüm ama olur. Çok güzel oluyor. Bunu fırında da yağda da kızartabilirsiniz. Kebap yaparken de kullanın. Veya mesela bu tava lazım mı? O tava... Ay, ucundan bir parça kızartsan mı? Nasıl olduğunu merak ettim. Olur, tamam. Ha? Hemen sen altını yak. Nerede yağ? Yağ hemen şurada ben koyayım içine. Ay, dün nasıl pofladı bu? Evet, ha. Ben bugün kontrol ettim ama sabah. Tamam, yeter. Sabah kontrol Şöyle ettim. Bir göreyim şeyini diye. Tamam. Gerçekten bunun köftesini merak ettim. Hemen ben sana onun köftesini... Biraz... Şey yapması birazcık gerekiyor. Birazcık kızsın. Ben de bunu güzelce yoğurmuş olayım. Şimdi normalde hemen bir şey önereceğim. Bu tarz köftelerde içine hani kıymanız azsa, çocuğunuz sebze yemiyorsa karnabahar rendeleyin, brokoli rendeleyin, lahana rendeleyin. Bu şekilde de çok güzel. Açamamış mısın? Bir koku geldi, o zaman anladım. Benim ne zaman hamile olduğumu anlamış biliyor musunuz? Söyle bakayım. Hemen geldi buraya. Ne kokuyor? Bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Bir şey. Eyvah dedim, tamam. Ben bile farkında değilken evet. Bak bir şey kokuyor deyince şey böyle kokuyor. Demek ki. Ne kokuyor? Ne yandı? Bir şey yandı. Hatırlarsanız o günleri. Vallahi şöyle bir düşünün. Çok başıydı daha programın ama. Hiç de bir şey dememiştim dikkat edersen. Evet, sen de ağzını sıkma. Böyle dedim. Kesin dedim, hamile dedim kendi içimden. Hadi dedim, neyse bir şey söylemeyeyim. Ay, ama. Daha önce öyle o kadar çok haber çıktı ki artık kimse inanmayacak diye. Bir daha yakıyorum ben bunu. Ne kokuyor? Kız gerçekten kokuyor şu bakayım, an. Çevir. Patlamayalım, dur. Tamam, yandı. Hakan ne oldu? İnternet geldi. Bir şey yapmadın ki sen. Tesadüf, evet, adam geldi, internet geldi. Adam bir koskoca Show TV'nin teknik müdürü. Gerçi kızınca bazen şef diyormuş, bunu biraz bana şey yapıyor ama. Ama damak tadı çok gelişmiş. Ha, süper. Şimdi bir dakika dur. Hakan'ın damak dedikodusunu tadı. Yapayım. Gitme. Mahmut çaktırmadan görsen Hakan'ı. Şimdi gel sabah anlattığını anlatacağım. Diyor ki Zahide Hanım diyor, 2 kilo verdim. Hakan genç de adam daha. Kaç yaşındaki Hakan? 44-45 falan mı? 60 olurum canım, sen de. Bak 45 yaşında takılıyor bizimkiler. Dedi ki 2 kilo verdim. Nasıl verdin? Benim kız kardeşim asistanım Selim'e de diyor ki, yok kim dedi onun bana, ne, ha yok kuaförüm dedi, Esra dedi ki kesin bizim yemeklere ara vermiştir. Şimdi burada yemekleri yapıyoruz ya biz, bitiriyoruz, finalde Hakan ve bütün ekibimiz gerçi burada ama Hakan Bey buradan bayağı bir şey yaptığı için. Final olmadan da reklam arasında gelip deniyor. Bak. Evet, sanki. Aslında hemen test ediyor. Bakma, hoşuma gidiyor, insanları doyurmak ne kadar güzel. Evet, bence de. Allah'ım sofralarınızın beti bereketi çok olsun da. Şimdi Zahide'cim sana köfteyi yaptık. Tamam mı? Sen orada mesela bu şekilde de köfte yapabiliriz demiştim. Hemen Zahide test etmek istedi. Vallahi bence bu şahane bir köfteye döndü. Aynen öyle. Yine bir taşla üç kuş bak. Bir taraftan börek yapıyoruz. Nasıl yaptık? Peki bunun içindekilerini sayabilir misin? Hatırlıyor musun? Sayarım. Önce güzelce rendeledik soğanımızı. Evet. Bir taraftan da patatesimizi rendelemişiz. Evet. Ben gelmeden olmuştu o iş. Suyun içinde biriktirdik. Sonra rendelediğimiz soğanlarla patateslerimizi güzelce sıktık. İkisini birleştirdik. Evet. Ondan sonra kıymamızı koyduk. Sonra baharatlarımızı koyduk. Siz ne isterseniz. İşte sen kimyon da koydun ona. Kimyon koydum. Karabiber, kırmızı biber, pul biber koydum biraz da.
Şimdi patatesle nasıl olur diye ben köftesini daha çok merak ettim ama biz şimdi... Şimdi kebap yapıyoruz. Özellikle yufkada kebap yapıyoruz. Yufkayı şöyle azıcık yağlıyorum bakın. Şöyle azıcık yağ ve su olabilir. Instagram'a gitti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Şöyle. Yazmaya başlayabilirsiniz. Yarım daire olarak katlıyorum. Tamam mı? Böyle bu şekilde. Yufka güzelce ıslatıldı. Hafif şöyle yağla. Şimdi bu karışımla ister köfte yapın, ister böyle yufkanın içerisinde kebap yapın. Nasıl istiyorsanız. Ben şimdi şöyle hemencecik hızlı hızlı şöyle yapıyorum. Bakın sırayla şöyle iyice bastıra bastıra böyle bir uzun şerit oluşturacağım. Evet. İlk mesajımız Kırıkkale'den gelmiş. Elif ve Gizem'den öpücükler diyor. Ha? Kırklareli'den. Aa ben ne dedim, özür diliyorum, yanlış mı söyledim? Kırklareli'den Elif ve Gizem, teşekkür ediyoruz. Oh biz de sizi öpüyoruz. Günaydın, ben Esra. Eşim Yusuf'u çok seviyorum. Söyler misiniz? Söylemez miyiz? Gitmedi mi daha kocan işe? Ya da belki işte seyrediyor bizi. Çok sev. Sen daha çok sevil. Diliyorum. İnşallah. Hem çok sev ama daha çok sev. Aa çok güzel oldu bu. Ya ne güzel oldu değil mi? Bak bak bak. Şimdi çeviriyorum. Aa, biraz gerçekten... altını kısayım, içi de pişsin. Evet evet. Yani böyle eğer kıymam çok az, köfte yetişmez, ne yapacağım diyorlarsa hemen bir patatesi güzelce rendelesinler. Ondan sonra rendelenmiş patatesi böyle çoğaltabilirler. Şimdi şöyle bir şerit oluşturduk bu ya. Bu arada bir hashtag açtık yan tarafa, kız mı erkek mi? Programın sonunda çok fazla meraklandırmayacağım, sizi söyleyeceğim. Daha doğrusu Müge söyleyecek. Çünkü kız mı erkek mi ben 1,5-2 aydır bilmiyorum. Yani bir aydır diyeyim, net bilmiyorum. Eşim bilmiyor. Sadece doktorum biliyor. Sadece Müge biliyor. Müge'nin aslında kızı Lidya'mız böyle çok güzel bir parti yapalım Zayda ablama dedi. Müge'cim de hadi yapalım dedi. Gerçekten programın sonunda bana çok hoş bir sürpriz parti yaptılar. Sürpriz dediğime bakmayın, sonrası tabii sürprizlikten çıktı ama benim için çok değerliydi, çok güzeldi. Sizinle paylaşacağım bunu yakmadan inşallah. Onun altını kapatalım. Ama kız mı erkek mi ben 1,5 ay bilmeden nasıl yaşadım bilmiyorum. Çok keyifli şeyler bunlar. Ay tek derdimiz bu olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Ama şimdi sizin ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Bütün ekipçe, kız mı erkek mi eşteyle. Lütfen siz ne hissediyorsunuz, hadi yazın bize. Yeter ki sağlıklı sıhhatli olsun. Hepsi hikaye. Bir de hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hepiniz evlatlarınızdan görün inşallah. Amin. Çünkü hani eşiniz yapabilir acısı bir yere kadar. Babanız, ananız yapabilir acısı bir yere kadar. Tanımadığınız dostunuz da olsa yapabilir bir... Ama evlat yapınca... Bu çatal da ne oluyorsa elimde. Ama evlat yapınca ne yarası geçiyor ne acısı bitiyor. O yüzden Allah evlatlarınızdan güldürsün. Her zaman kendi evladımdan inşallah. Şimdi... Dünler sen söyledikten oldu. Sonra herkes bana mesaj atmış. Ne diyorlar? Zayda Hanım'a ne olur lütfen hayırlı uğurlu olsun dileklerinizi ay, ilet. Olsunlar. Dua ediyoruz, çok sevindik. O kadar güzel sağ mesajlar olsunlar. Gelmiş ki bana. Yani ben buradan üzerimde kalmasın iletmek istedim. Herkese yürekten ve tek tek teşekkür etmek istiyorum. Aa bu arada Instagram'da dün bir baktım. Hani yatmadan önce şöyle telefonu artık sessize alıyorum. Bir baktım tam... Şimdi bir daha bakayım. Bak. Dur bakayım şunu bir de bir şey yapalım. Kaç kişi şuradan görüntülenmiş? 900 değil mi? 962.742 görüntülenme 1 milyona vay, yaklaşmış. Vay. Yani benim Instagram'ım @zaideyetiş kendi rekorunu kırdı. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kaç yorum var altında onu da söyleyeyim. Dur. 8074 yorum var. Ne kadar mutlu olmuş herkes çok, bak değil mi? Çok çok. Ama güzel benim bir şey. Yüreğimi, kalbimi burada hani o kadar sizinle paylaşıyorum ki ne kadar istediğimi, özlem çektiğimi herkes biliyordu. Bir de tabii yılların birikimi de var. Şimdi düşünsenize 100 kişiden fazla kişi aslında burada tüp bebekle evlat sahibi olma yolunda ilerledik. 100 kişiden fazla 10 senedir. Bu sezon sadece 5 bebeğimiz oldu. Yolda olanlarımız var inşallah. Her seferinde kendime de dua ettim ama sizin dualarınız daha kıymetli oldu benim için her zaman. Bu arada köfteler şahane oldu. Evet çok güzel oldu. Bakın şiş kebap da çok güzel oldu. Şimdi iç harcında ne var diyorsanız hemen iç harcında kıyma
rendelenmiş, şu içinde gördüğünüz beyaz beyaz olanlar rendelenmiş patates. Suda beklettim biraz, rendeledim. İyice suyunu sıkıp kıymayla, galeta unuyla ve baharatlarla, soğanla, rendelenmiş soğanla karıştırdım. Sonra yufkayı birazcık şöyle yağladıktan sonra yarım daire şekline getirdim. Büyük yufkayı ortasını yağlayıp yarım daire. Sonrasında düz kenarına kıymalı iç koyuyorsunuz. Sonrasında ister böyle şişlere batırın, isterseniz ben yuvarlak olsun istedim, böyle bir tepsiye dizebilirsiniz, hiç fark etmez. Üzerine sonra azıcık yağ. Sonrasında muhteşem bir salçalı sos yapacağız. Sunumda salçalı sos olacak, onu da hemen söyleyeyim. Bak, o koyu şekli ne kadar farklılaştırdı birden olayı. Bir de bunu yufkalı yaptın ya, çok pratik. Evet, yufkayla gerçekten çok da güzel ve lezzetli oluyor. Bak, izleyicilerimizden Ayşe Özkan demiş ki soğan kokusu için mum da yakabilirsiniz. Mum? Doğru. Aa, mum hiç duymamıştım. Hem romantik olur vesileyle. Peki Şafak Taşçıoğlu da İzmir'den sevgiler. Ben bu köfteyi içine haşlanmış patates koyuyorum, unluyorum, kızartıyorum. Ha, Bolu Mudurnu köftesi oluyormuş o zaman. Haşlanmış köfteyle. Haşlanmış patatesle. Şimdi nasıl demek istedi? Haşlanmış patates içine koyuyor, unlayıp yumurtalı unlu mu? Evet, yani haşlanmış sonra patates, kıyma, baharat, sonra un, yumurta herhalde şey. Ve kızartıyor. Ve kızartıyor. Bu arada kız diyen ne kadar çok kişi var. Dün ne geldi başıma? Burada okuyorum. Allah'ım nasıl güzel yazmış. Bir izleyicim Instagram'a yazmış. Diyor ki Zayda ablacığım diyor, dün diyor annem telefonla ağlayarak açtı bana diyor. Kadın ağlaya ağlaya telefon etmiş. Kızım demiş, şey kızım hamile kaldı, hamileymiş demiş. Anne kızım benim, ben hamile değilim, ne demek istiyorsun sen? Hayır sen değil, Zayda bir tane kızı var diyor. Zayda abla o da benim. Bilmiyordum ikinci kızının sen olduğunu. Annem ağlaya ağlaya beni arıyor kızım hamileymiş diye. Ben de kendimden şüphelendim bir an. Nasıl güzel bir duygu bu. Allah isteyen herkese yaşatsın. Herkeslere. Ne güzel valla. Şimdi inşallah böyle. Bir oğlumuz da burada var biliyorsunuz. Evet, o da ayağını. Bizimki kocaman maşallah. Ne olmuş? Çatlattı basket maçında. Alçıyı aldılar, dün nazardaydı. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Şimdi hemen ben bunu fırına vereceğim. Sonrasında sosunu yapacağım. Onu da hemen söyleyeyim. Sosu bildiğiniz salça, su, birazcık şeker, tuz, karabiberli bir sos. Sulu bir salçalı sos. Ama isterseniz yemeklerde kullandığımız sos, evet, değil evet mi bu? İsterseniz sarımsaklı yoğurt yapabilirsiniz. Öyle de güzel olabilir. Ben sarımsaklı yoğurtlu da seviyorum. Ay, o zaman tam kebap olur işte. Evet, çok çok güzel oluyor. Şahane. Bu arada kız mı erkek mi işte yine. Emel Akbaş kız demiş. Huriye erkek, Yusuf erkek, Nilüfer kız, Hatice erkek, Habibe kız, Makbule kız, Hülya kız, Veren kız, Kürşat Bey erkek, Furkan Bey erkek demiş. Bakalım kız mı yoksa erkek mi? Hayırlısı olsun her şeyin ama. Benim tahminim yanlış oldu, onu bir söyleyeyim de. Ha, o biliyor. Yani ben çünkü o kadar iddia ettim ama yanlış oldu. Ay, dün kafasına kukulatalar takmış, sormayın. İddiaya girdim. Yemeğine, kiminle? Allah'tan yemeğine iddiaya girdim. Kiminle ekiple iddiaya girmiştin? Bütün ekibi yemeğe ne çıkartacaksın? Öyle ha, burada, söylediler. Burada bir öğlen yemeği. Senin için ekibi çok kolay, ne olacak? Zaten yapıyorsun. Fırına gideyim de ben, sonra şu tatlıyı yapayım. Ay çok, bakın, güzel oldu. Çok güzel oldu. Tekrar söylesene. Şimdi içinde gitmeden kıyma, haşlanmış patates, galeta unu, soğan, baharatlarla bir iç hazırladık. Yufkayı da biraz yağladık. Sonrasında hemen böyle fırına vereceğiz. Şurada bir kaçağımız var ama. O dibindeki yufka ziyan olmasın boş diye. Boş ama ben olsun. Bu da gider yine. Şu ne oldu? Köfteden ha, oldu. Doğru, özür dilerim. Benim köfte yüzümden köfte oldu ya. Köfte yaptık ya, o oradan oldu. Ay, bir tane bıçak bulayım da şunu bir şey yapayım. Şimdi. Fakat köfte de şahane oldu. Salçalı sos yapacağız ama o sonra olacak. Önce pişsin, hemen fırına veriyorum. Sevilim diyor ki artık ya, oh diyor. Zaten tadıyordum. Vallahi onun hiç bebişle ilgisi yok. Normalde de ama şimdi çok dikkat etmem gerekiyor. Bu hamilelik kilosu ciddi bir şeymiş. O yüzden azıcık daha dikkatli olmam gerekiyormuş. Ben 30 kilo almıştım. Nasıl yapacaksam onu. İnşallah sen öyle 30 kilo falan almazsın. Potansiyelim yok mu sence? Bence yok. Var. Yok yok, yine de dikkat ediyorsun. Vallahi bence var. Nasıl tutacağım kendimi bilmiyorum. Ama sadece nasıl olduğunu size söylemek için tadacağım. Çünkü gerçekten ben hiç böyle köfte yapmadım. Vallahi. Birazcık daha kızarabilir. Ay, kokusu çok güzel. Fırında da yapılabilir. Nasıl isterlerse öyle de olabilir. Çok değişik. Güzel mi? Tuzunu maşallah yine. Yine çok mu koymuşum? Bak, bunun üzerine mesela yoğurt da olur. Sarımsaklı yoğurt da olurmuş bu arada. Onu da fark evet, ettim. Evet, sarımsaklı yoğurt da olur. Ben şu sosumu da şurada kaynatayım da.
Aa, şöyle. Orada ne yapıyorsun? İşte burada bu yemeğin sosu olacak. Bu arada yufkadan şiş kebap için 2 adet yufka. Anam sosa geçti. Olsun, sosuyla devam edeyim. 2 çorba kaşığı salça, 3 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı su, kekik, tuz, karabiber, 1 tutam da toz şeker. İşte o bir tutam toz şeker şu salçaya geliyor. Bunu mutlaka yapın. Salçalı tariflerde bir tutam toz şeker vallahi lezzete lezzet katacak. Aa, ne var bunda dedirtecek böyle. Ne farklı kadar bir lezzetli şey var. Olmuş diyecek herkes. O bir tutamcık şeker hakikaten çok fark katıyor. Onun için ay yok şeker koymam diye inat etmeyin. Koyun salçaya bir tutam şeker, farkı görün. Biraz daha fazla mı yapsak sosunu? Ben böyle daha... Gerçi sen kuru kuru istiyorsun değil mi üstünü fırında? Şimdi öyle bunu çıtır çıtır mı olacak? Tabağın altına koyacağız, üstüne onları koyacağız. Ha. Öyle, üzerine dökmeyeceğiz. Onun için şöyle tıkı tık biraz daha fazla yapabilirim, fark etmez. Biraz karabiber kekik koyacağız. Sen şeyini bozma ayarını ama. Bu sos... Ben salçalı çok sevdiğim için diyorum. Öyle mi? Pizza sosu da olabilir. Evet doğru. Kekik de koyduk mu? Nefis bir pizza sosu. Hatta bunu ne yapın biliyor musunuz? Güzel. Bir tarif daha vereyim mi? Ver ver. Bayat ekmekleri kızarttınız. Bu sosa batırıp üzerine kaşar peyniri, birazcık farklı şeyler. Fırına verin, aynı pizza gibi oluyor. Benim kızların daha ne tarifleri vardır bak. Yapıyor musunuz siz bunları? Alasını yapıyorum deyin değil mi? Yapıyorlardır. Vallahi süper. Şimdi tatlıya geçelim mi? Geçelim. Haydi o Haydi. Zaman. Şimdi bunun bir... fırından çıkmasını bekleyeceğiz evet, onun için. Evet, fırından çıktıktan sonra yine bir taşım tıkır tıkır kaynatacağım. Şimdi sos biraz böyle kendi kıvamını alsın. Altını kapattım artık. Öyle dursun. Şimdi portakallı kıtır ekmek tatlısı. İşte kıtır ekmeklerimiz burada. Ekmekleri güzelce, bakın hatta bir tarafını kızarttım. Şöyle her iki tarafı da kısarabiliriz. Çıtır çıtır ekmek. Hatta altta kızarmamışı var, bildiğiniz şu ekmek. Ya bayat ekmek. Aynen, bildiğimiz aslında. Bu ekmeği kızarttık. Biraz bayat oldu. Şimdi bunları ıslatacağız. Neyle ıslatacağız biliyor musunuz? İstediğiniz her türlü şerbet olabilir. Vişneli, portakallı. Ben biraz limonlu ballı bir şerbet yapacağım. Bebekler ikiz diyenler var. Demircan Dilek, yok kuzum, bir tane. İkiz değil, önce onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum, çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Tek tek cevap vermek istiyorum. 3000'i geçti şu anda mesaj, beni affedin. Ama yürekten teşekkürlerimi kabul edin lütfen. Bu arada soğanı soyduktan sonra, bak Esra Salim Hüseyin Alp diyor ki, buzlukta 5-10 dakika bekletirseniz acısı ve kokusu, diğer içindeki hücreler donuyor çünkü diyor. Tabii. Kayboluyormuş. Güzel işte. Soğuk su da aynı şeyi yapıyor ama buzlukta bekleteyim ben de bir deneyeyim. Bak Azra, 5 yaşındaki Azra. Bakayım, izlerken sizi her sabah izliyor ama kahvaltı yapmıyor. Lütfen ona kahvaltısını yapmasını söyler misiniz? Şu anda sizi izliyoruz ve çok seviyoruz. Hülya'cığım söylemez miyiz? Azra'cığım, kuzum, sen çok akıllı olmak istemiyor musun? Çok güzel bir kızsın eminim ama eğer kahvaltı yapmazsan bizim gibi büyüyemezsin, uzayamazsın, akıllı olamazsın. Kahvaltını yapacaksın ve kocaman olacaksın. Tamam mı kızım? Aferin sana. Bak yumurtanı ye, sütünü iç, yoğurt mutlaka ye. Tamam mı bir tanem benim? Aferin benim kuzuma. Peynir. Çocuklara da böyle hep şeyle, hani iyi iyi şeylerle olabilir. Ha falan yaparsan hiç. Bazen de kendileri hazırlaması daha iyi oluyor. Şimdi burada ekmekleri ıslatmak için bir şerbet yaptım. Limon suyu, şeker yerine bal koydum ve su. Şimdi burada dediğim gibi vişne suyu olabilir, portakal suyu olabilir. Hangisini istiyorsanız koyabilirsiniz. Karamel yapın, çikolata sosu yapın. Ama ben sadece limon suyu, bal ve su tercih ettim. Gerçekten süper oluyor. Limon suyu, bal ve su. Aynen öyle. Allah Allah, balla nasıl olacak acaba? Bunu kaynatabilirler de mesela, bir taşım kaynatabilirler. Sıcak sıcak ekmekler daha güzel çekecektir. Bal ve su... Mustafa Hoca'dan öğrendiğim ve aslında bizim geleneklerimizde de olması gerekiyormuş. Bal şerbeti diyoruz ve bizim peygamberimizin bol bol içtiği bir şerbetmiş, bal şerbeti. Ben mesela kendimi enerjisiz ve birazcık yorgun, halsiz hissettiğim zaman sıcak suya biraz bal koyarım. Birazcık da limon, gerçekten çok iyi gelir. Sıcak suya biraz bal, bal ve limon. Bal ve limon, evet. Ben de balın içine biraz karabiber koyuyorum. Biraz limon sıkıyorum. Ve onu öyle kaşıklıyorum. Yani özellikle boğazımda eğer bir sıkıntı varsa bana çok iyi geliyor. Zararsız, en azından deneyebilirsiniz. Bal, karabiber ve limon. Evet. Bir de su, tuz ve şeker. Yani tuzlu şekerli su serum niyetine acayip iyi geliyor. Şimdi ekmekleri ıslattık. Şöyle kenarda dursun. Hemen muhallebisini yapalım ekmekler suyunu çekene kadar. Muhallebi içinde... Süt, nişasta, un, hemen böyle şekerle beraber altını yakıyoruz ocağın.
Hop diye şöyle. Evet. Şöyle sütümüzü koyuyoruz. Sen sütünü koyarken Nursena erkek, Özge erkek, Başak erkek demiş. Melis, Hülya, Betül kız demiş. Şenay Hanım yine erkek demiş. Neredeyse %50 kız, %50 erkek. Bakalım tahminlerinizin bakalım hangisi tutacak? Kimler bilecek? Ben de dün öğrendim. Düne kadar bilmiyordum. Dün programdan sonra Mügeciğim geldi. Sadece o ve doktorum biliyordu. Artık ekip biliyor. İyi sabretmişsin. Oo, ben olsam... Ama iki seçeneğin olması çok güzel şimdi. Kız için ayrı hayaller kuruyorsun. Erkek için ayrı hayaller kuruyorsun. O hayallerin gerçeğe dönüşmesi dileğiyle. Ne derler? Anası babası tahtını yapar ama bahtını yapamazmış. Benim başıma çok ilginç bir şey geldi. Anlatayım mı? Anlat. Şu muhallebiyi anlatayım önce. Portakallı kıtır ekmek tatlısının muhallebisinde süt, un, nişasta, vanilya, biraz tereyağı koyacağım ve toz şeker. Hatta tereyağını çıkarttım bile, istemeyen koymayabilir. Portakallı kıtır ekmek tatlısı yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu muhallebi koyulaşırken hemen anlatayım. Şimdi anlat. Eren, Eren'e hamileyken ekrandaydım ben de hamilelik boyunca. Ve böyle bir kitap geçti elime. Hangi gün doğarsa hangi karakterde olur? Saçmalığa bakar mısın? Pazartesi, Salı, Çarşamba gibi. Evet, mi? Yani mesela işte atıyorum 2001 doğumlu. 2001'in... Cumartesi doğmuşum ben. Yani işte atıyorum 18 Nisan. Doktor dedi ki 19 Nisan'da doğacak. Sezeryan olarak düşündük. Dolayısıyla ben böyle bir lüksüm var. 18'inde mi olsun? 19 bakıyorum. Acaba hangi karakterde olsun? Ay 18'i yok. Ay, bu olmasın. 19'u olsun. Böyle saçma bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Yani. Ay ne bileyim hani Allah Teala'nın. Artık gerçi sezeryan olunca gerçekten zamanına doktorla beraber karar verebiliyorsun da. İşte ben de öyle bir kitap ama bulunca. Ama o da nasip. O da onun nasibi de biz karar verdiğimizi zannediyoruz. Sonra ne oldu? Ne oldu? 3 hafta erken doğdu. Sen misin? Ya. Ya. Sen misin hangi gün doğacak? 18 mi 19 mu? Pat 28 Mart'ta doğdu. Ya. Onun ama için öyle hesap kitaplar. Sıkatli olsun aynen. Evet. Benim de hiç hesabım kitabım yok. Allah ne verirse hayırlısını versin. Amin. Hep öyle emanet ettim kendimi. Hep de iyi şeylerle karşılaştım. Ama hiç isyan etmedim. Ne biliyorsunuz güzel. Burada beraber yaşadık zaten. Hiç asla. Şimdi portakalın şimdi suyunu... Şimdi senin sevdiğin bir şey yapıyoruz. Portakal pertesi. Pelte yapacağız. Portakalın taptaze suyunu sıktık. İster miydin birazcık? Versemeydim. Şimdi normalde söyleyemiyordum. Artık söyleyeyim. Bir hayli dikkat etmem gerekiyor. Şimdi içine de şeker koyuyoruz. Portakal peltesinin içine. Ve nişastalı güzel bir karışım olacak. Nişastayı birazcık ısındıktan sonra da koyabilirsiniz. Şimdi de ben yani şöyle bir şeker eridikten sonra koyayım. Şöyle yapayım, şunu buradan alayım. Hatta şöyle arkaya alayım, sonra nasıl olsa kullanacağım. Okuyorum aralarda yazdıklarınızı ve binlerce binlerce teşekkür ediyorum. 4000'e yakın mesaj geldi şimdi. Ki dediğim gibi 80.000 de dün haberi verdiğim zaman da 1 milyon izleyicisi var. 80.000 mesaj var. Ne olur beni affedin, tek tek bakamasam da hepinizi çok seviyorum ve minnettarım. Allah sizi başımdan eksik etmesin. İnşallah. Amin. Bu arada Sakine Hanım kaç aylık diyor. Onu söylemeyeyim mi? Maide Hanım da ben de hamileyim. Programda hamileler ne yemeli ne yememeli arada anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım. Pınar Durmaz, oğlum Çınar şu an kahvaltı yapmıyor. Çınar, Çınar. Çınar gibi olacaksın böyle. Kocaman olacaksın sen annem. Niye kahvaltı yapmıyorsun? Şimdi nasıl anlatılır ki bir çocuğa? Bak aç kalmak çok kötü bir şey, çok zor bir şey. Vücudunun enerjiye ihtiyacı var. O enerjiyi de ancak yemekten iyi alabilirsin. Eğer yemek yemezsen tam oyun oynarken uykun gelebilir. Tam oyun oynarken böyle kendini kötü hissedebilirsin. O yüzden bol bol yemek yemen lazım. Ya annen de eminim çok güzel şeyler yapıyordur. Bak bunlardan da yapsın. Evet, çocuklar için harika olacak. Şimdi ben hemen bir çırpıcıyla bunu çırpacağım. Şöyle. O muhallebiyi bir karıştırabilirsen. Sen bana söyle, ben yazılardan tamam. Kendimden geçtim. Şöyle hemen. Çok güzel hızlıca. Portakal koktu. Değil mi? Nefis. Portakal peltesi yapıyoruz. Üzeri için muhallebiyi yaptıktan sonra şöyle portakal suyu, şeker ve nişastayı karıştırıyorum. Diğer tarafta da ekmeklerin üzerine koyacağım süt, nişasta, un, şeker ve vanilya karışımı var. Bu karışım ocaktan çıktıktan sonra tereyağı eklenebilir. O tercih meselesi. Sonra da en üstünü süslemesi için de hem portakal hem krem şanti, biraz da çikolata yapacağız. Ben çikolata ile portakal karışımını çok severim. Onun için birazcık çikolata. Şöyle. Senin benmari ile çikolata ıslatmadığın gün yok herhalde neredeyse. Ama bu sefer ıslatmayacağım, böyle parça çikolatalarla süsleyeceğim.
Bugün öyle bir karışım yapmıyorum. Sadece parça çikolatalarla süsleyeceğim. Koyulaştı mı seninki? Evet, benimki de koyulaşmadı. Artık şöyle. Bak, bak. Aa, orada hakikaten ben bir girdim stüdyoya, şaka gibi. Zaten müzikler, Allah Allah, sabah sen onu görmedin. Aa, görmedim. Ay, burada neler neler burada ya. Böyle. Ben de duramadım, video aman çekiyordum. Aman güzel güzel, neşeli neşeli olsun her şey. Ne olacak burada? Sanki düğün havası var değil mi orada? Sanki düğün havası. Yoksa bir yine bir kutlama mı, bebek kutlaması? Aslında yok, artık o bir kere ama bugün de zaten finalde göstereceğiz, öyle bitecek. Ama burada çok güzel bir kutlama var, evet. Gelin ve damat gelecek ama onlar zaten evlenmişler. O zaman niye gelinlik ve damatlık yiyorlar? Hem de 60 sene sonra. Oo. 60 sene. Ne güzel. Neredeyse bir kısmınızın yaşıyla bir. Yani 60 sene önce evlenip de insan niye 60 sene sonra? Acaba arada bir ayrılık mı olmuş? Küslük mü olmuş? Boşanmış mı? Boşanmışlar mı? Bir sıkıntı mı var? Niye acaba 60 sene sonra tekrar gelinlik giyilir? Damatlık giyilir? Onu göreceğiz. Ama ben şeye bayılıyorum. Böyle sizlerin neşeli neşeli olmasına. Bak, siz bana örnek olacaksınız. 50'sinde, 60'ında, 70'inde siz ne kadar neşeli. Ay, bakımlı görürsem ben de size özeneceğim. Diyeceğim ki bak, ben de böyle olabilirim. Sizin gibi olabilirim. Ona göre. Benim kızlarım hep böyle rujlarını sürer. Reklam aralarında sürmeyen varsa devamını yapar. Evet. Öyle benim karşımdalar. Ve onlar, ben moral alıyorum ben. Çok bakımlılar, fena. Ama 60 sene sonra gelinlik giyen birini gördünüz mü? Yeniden evlenen? Ben de görmedim. Ay, beyefendi karısına nasıl aşık? Nasıl aşık bu arada? Birazdan tanıştıracağım. Bu bayağı koyulaştı. Aynen. Tereyağını koydum. Hemen karıştırırsan. Şimdi muhallebiyi yaptık. Muhallebinin içinde artık altını kapatayım. Çünkü göbek atmaya başladı o iyice. Bayağı oyun havasına geçti. Evet. Bırak o oyun havasına geçti. İçinde süt, nişasta, un var. Ve hemen içine sonra tereyağı koyduk ama tabii ki şekeri de var içinde, vanilyası var. Ben şu kaba aldım bunları çünkü birazcık daha şöyle muhallebi üstünde güzelce tok dursun diye bu kap birazcık büyük geldi gözüme. Ha, daha hoş duracak. Evet, daha hoş duracak. Şimdi bunun üstüne hemen o muhallebiyi koyalım. Bak, perte de oldu. Ay, perte çok güzel görünüyor. Ne güzel oldu değil mi? Evet. Şimdi hemen o muhallebiyi böyle üzerine dökelim. Muhallebiyi görsene kuzum. Hemen yanda bak. Ekmeklerin üstüne. Oh. Şöyle komple. Şimdi bu muhallebi soğuduktan sonra aslında pelteyi koyacağız ama ben şimdi hiç fark etmez. Pelteyi de üstüne koyacağım. Sonra da krem şantiyle ve portakal dilimleriyle süsleyeceğim. Evet. Şöyle. Ona bir tane şey getireyim ben spatula. Sana. Spatula. Dur. Yok yok, şunu da yapabilirim. Bu pelte. Ay, nerede benim güzel bir buldum, tane vardı, buldum. Bak, burada. Ha, peltenin şeyiyle. Tamam, evet, o da olur. Aynen. Çünkü nasıl olsa portakal aroması bunda da var. Şöyle. Evet. Bu arada damat 82 yaşında. Gelin 78 yaşında. Gelin 78. Damat 82. Ya. Maşallah. Ben hatırlıyorum şimdi sizlerden. Ah, ben 45 kiloydum Zahidem evlendiğimde diyenler vardır. Ama gelinliği giymek aynı adamla, mutlulukla, keyifle. Kaç kere nasip olur ikinci, hem de bu yaşta. Böyle çok da neşeli bir çift, çok da konuşkan bir çift. Ben de merakla onları bekliyorum. Şimdi Zahideciğim. Ve final. Daha finali aslında krem şanti gelince de yapacağız da. Şimdi sıcak sıcak pelteyi de dökelim. Altta ekmekler vardı. Kıtır ekmekler, kızarmış ekmekler. Güzelce kızarmış ekmeklerin bal, şeker ve suyla... Ne yaptık? Islattık, şerbetledik. Sonrasında muhallebi yaptık. Süt, şeker, nişasta, un. Rengine bayıldım. Pelte üzerine de pelte vallahi yaptık. Vallahi sabah içimi açtı. Değil mi? Evet. Şimdi sen yine bunda böyle değişik çalışmalar yapabilirsin. Eline versem hani böyle. Ama ona siyah bir şey olması lazım üstüne. Şimdi çikolata içine. Geliyor zaten. Bak, çikolatayla olursa evet. Süper olur. Şöyle ortasını birazcık, ben biraz süslemeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Krem şanti gelecek kenarları ama şimdi krem şantiyi koyarsam sadece bu sıcaklıkta, evet, bu sıcaklıkta şey olur. Onun için şöyle birazcık çikolatalarla koyalım. Ne kadar böyle fresh bir şey oldu öyle. Değil mi? Ay, bu sarıya da sarı yeşil karışımı bayıldım. Şöyle bakın. Çınar, bak bizi izliyorsan annem hala. Bunlar gerçi yenmez mi? Uzak dur Çınar mümkünse ama lütfen yumurta ye, süt iç,
Tamam mı annem? Ama en azından ev yapımı annelerin yaptığı tatlılar evet. yenebiliriz Haydi'cim sanki. Değil mi? Yani, yenemez mi? Yenebilir ucundan. Diyorum da kendim yemiyor muyum sanki? Anneler yapıyorsa yenir. Anne bence. Eli gibi lezzetli olsun her şey. Değil mi? Vallahi bu dünyada bizi koruyan melekle beraber dünyaya getiriyor Rabbim bizi. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Amin. Sen devam ederken şimdi ben konuğumu çağırayım da şimdi bu dünya güzeli çiftimizle de bir tanıştırayım. Hikayelerinde neler var, alınacak ne dersler var. Hem size hem bana. Ama önce psikolojik danışmanımız ve aile danışmanımız Mehtap Kayaoğlu geliyor efendim alkışlarınızla. Aile sorunlarınızı bir türlü çözemediniz mi? Her yolu denediniz ama eşiniz sizi bir türlü anlamıyor mu? Peki aile içi ilişkilerde hukuki haklarınız neler? Psikolojik danışman ve aile danışmanı Mehtap Kayaoğlu az sonra Zahide Yetişte'de. Valla sabah sabah Mehtap'cığım hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, siz iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şükür bugünümüzü aratmasın Allah her zaman. Böyle bir şey demek lazım. En kötü günümüz böyle olsun. Hepinize ders, hepimize ders, bana da ders. 82 yaşında beyefendi, 78 yaşında hanımefendi. Yeniden gelinlik giyiyorlar. Peki niye? Nasıl oluyor bu iş? Valla güzel şeylerle başlayalım güne. Gözümüz gönlümüz bir açılsın mı? O zaman sizden kocaman bir alkış rica ediyorum. Dansla, müzikle geliyorlar. Ahmet Bey ve Ayşe Hanım'ı alkışlıyoruz. Gamze gamze bir gülüver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi susadım aşka. Benimle bir gülüver. Hadi buyurun bakalım. Bunu alayım mı? Hadi dans edin bir görelim sizi böyle. Hah, hadi buyurun. Dans edin bir görelim bir şöyle. Yorum, yorum. Hadi. Ha şuraya alayım mı sizi ya da burada dans edin de bir görelim. Dans mı yapacağız? Evet. Ay. Ne dansı? Ay ne güzel dans işte. Boş ver ya biz danstan anlamıyoruz. Gel benim yarim, oluver şimdi seni. Şiirler şarkılar söyleyerek mehtabı birlikte seyrederek hayatta yapmadığımız işte. Ama ne güzel bir şey. Doğru. Yetmedi mi? Oturalım. Ne oturmak? Nereye oturuyorsun? Şöyle döndüreyim tekrar sizi. Şöyle döndüreyim. Döndürdük. Dön, hoş geldiniz. Sağ olun. Hiç dans etmiş miydiniz şimdiye kadar? Yok, şu anda yok. Hayır. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş gördük, sağ olasınız. Ay hanım pek güzel. Güzel değil mi? Vallahi çok güzel. Bunun güzelliğini sen kızdığında göreydin. Ne diyorsun amca? Maşallah. Hayır, gerçekten böyle yanaklar falan. Tabii tabii. Yaş 78. Evet. 80. 78, 78. Dur şimdi. Başın derde sokmayayım. Abi. Tamam tamam. Ama. 2 yaş için gümbürtüye gitmeyin. Evet önemli bizim için. 2 yaş bile önemli. Ama... Şimdi sizin de maşallahınız var. Evet Allah. Kendi gönlünü nasıl birbirlerine iyi bakmışlar öyle görünüyor zaten. Aynen öyle maşallah. Evet, maşallah. Hanginiz Allah'a şimdi be bana ben sizden çok şey öğrenmek istiyorum. Ha. Şimdi 3,5 senelik evliyim ben. Daha yeni size göre. Oo yolun başı değil mi? Tabii 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 bismillah yeni yaptım. Daha yeni. Evet. Şimdi bana bir anlatın birbirinizi nerede gördünüz ilk? Kim kimi beğendi önce? Biz komşuyduk. Ha zaten birbirinizle büyüdünüz siz. Tabii tabii tabii. Tabii ondan sonra işte aldım kaçtım onu. Eyvah aldım kaçtım onu. Gönüllü mü geldi gönülsüz mü geldi? Ha? Gönüllü mü geldi gönülsüz mü geldi? Ki öyle geldi. Hangisiyle geldi? Türküyle. Siz?
severek mi geldi? Yok yok. O kadar sevmezdi beni. Ya. Ben severdim. Aa, ya. Nasıl kaçırdınız amcacığım sevmediği halde? O zaman anne siz İkna yetenekleri etkili. Siz beyefendinin dediği gibi mi gerçekten? O sizi daha mı çok sevdi? Hadi bir siz anlatın bana. O sevdiği için ben komşuydum. Beni sevenler vardı. Bu gurbetlere gitti, okudu, geldi. Baktı siz hala bekarsınız. Bekledi, bekledi. Benim başıma çok hayaller, çok şeyler geçti de işte nasip bunun imiş. Ha başka istemeye gelenler de olmuştu. Tabii, 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 tabii. Çok. Siz bunlardan haberdar mıydınız gittiğiniz yerlerde? Tabii. Bak istemeye geliyorlar diye sinir olur insan ya sevdiği kızı. Şimdi bir de öyle bir de şöylesi vardır. Yani onun babasına söylediyseler de bile dedi ki ben o eve gidemem dedi kızı istemeye. Bize vermezler onu. Biraz varlıklı da biz biraz daha ha. O zaman. Hani bu şey siz daha varlıklısınız. Biraz daha. O da evet, varlıklı evet, ama evet, evet. Dengi dengine olsun diye. Yani. Olsun. Valla bu işler nasip evet. Bak yıllar nasip sonra buradasınız işte. Nasip kısmı böyleymiş. Ya. Emrine kurban olduğum işte. Ben sevmediğim halde sen sus edersiz. Ama hala mı öyle? Bu ne kadar sürdü böyle? Oho. 62 senelik sürmektir bu iş. Hayır 62 senedir. Siz evet. Hala aşık ilk günkü gibi siz hala Nazlıyaz mı? Yok canım. Olur mu öyle şey? Ay onu merak ettim. Hala böyle şey devam ediyor. Sonra ne zaman sevmeye başladınız? Sonra. Evlendiniz. O evlenme, o sevgi devam ediyor. Sizde devam ediyor maşallah. Tabii. Sizde? Zaten aynı canım. Ya. Gittiğin zaman mecbursun. Evlenince artık. Mecbursun artık evlenince her şeye katlanıyorsun ve devam ediyor hayat. Çoluk çocuk da olunca seviyorsun, sevmiyorsun, katlanıyorsun her şeye. Sabır istiyor bu iş. Şimdiki, çok büyük sabır istiyor şimdiki efendim. Şimdiki evliliklerde olmayan bir şey ön kabul diyor ya. Hani evet, evet. Emrine evet. Kurban oldum diyor. Ne kadar tatlı ya. Bir ifade değil mi? Yani hani Rabbimiz nasip etmiş diyor ve emrine kurban oldum diyor ve mecbursun diyor. Ön kabul. Ne kadar evet, enteresan. Evet, evet. Evet, ne olursa olsun yani senmesem de bilir Mevlam öyle nasip etti. İmkanı yok yani. O sevgiyi sonradan yüreğe sen. De veriyor herhalde. Muhakkak, muhakkak. Sonradan çok seviyorsun. Tabii, de, tabii, tabii. Fark ediyorsunuz. Bu arada kızınız da burada. Evet, siz de hoş geldiniz. Tabii. Vallahi herkese böyle anne baba nasip olmaz. Aynen öyle. Tabii. Nasıllar evde? Böyle neşeliler mi? Genelde. Genelde. Babam çok esprilidir. Annem biraz dominanttır. Ha. Karadeniz. Karadeniz İnsanlar. Kadınları. Ama dengeliyorlar yani çok iyi. Zaten öyle örnek almak lazım. Şimdi aynen. Beni dengeleyecek demek ki. Aynen aynen. Yalnız teyzenin göz rengi o kadar güzel ki ben hayatımda bu kadar güzel bir renk görmedim. Çok göz gördüm ama bu kadar güzel bir renk ilk defa görüyorum. Yok yok. O kadar da değil. Sadece güzel gözde bir değil renk. Bakışta. Bakışlar bir da güzel evet. Bir cilveli. Maşallah. Yaş 78 ama. Amcanı kaçırdığı kadar. Daha, ne demek ki? Gelinlikle geldiğinize göre vallahi bu fikir nereden çıktı? Bu fikir bizim yaşlılık merkezimiz vardır Tuzla'da. Allah bir kere değil bin kere razı olsun başkanımızdan. Derneği vardır bizi derneğe aldılar. Orada benim günlüğümü yazdılar. Günlüğü yazarken içinde ne uhde kaldı ne şeyin kaldı. Oradan kaldı oradan çıktı meydana. İki aydır biz uğraşıyoruz. İki ayın üstünde böyle çıkabildim ancak. Yani gelinlik giymediydiniz o zaman. Çok meraklıydı bu gelinlik giymeye. Ama amcam hepimiz meraklı oluyoruz. Acık seviyoruz bu işleri biz. İşte demek kaçırma olduğu için gelinlik yapamadık. Ya. Ama şimdi tadını çıkarıyor. Ay çıkarsın ele güle. Tabii. Ne var? Gelinlik giymenin yaşı mı varmış? Bak, yok yok yokmuş. Baksana ki. Ha değil mi? Bir gelinliğinize bakabilir miyim peki şöyle bir? Bak ay kınalı eller kurban olurum. Bak şu gelinliğin de güzelliğine şuralara. Ay böyle etekler metekler. Dur evet, bakayım ay pek güzel. Güzelsin maşallah. Çiçek de pek güzel. Hayaliniz böyle miydi? Sizin güzelliğiniz bunlar. Bu güzellikler sizin güzelliğiniz estağfurullah. Yani. Estağfurullah. O siz içinde olduğunuz için güzel. Peki nasıl hissettiriyor gelinlik? 68 sene sonra. Başka bir şey. Ha? Bir başka bir şey yani. Bu mutluluk hayalet gibi tamam ettik onu hayal ettik tamam ettik yani. Başka hayalleriniz var mı? Şimdi gelinlik oldu. Şöyle bir dua da şöyle alayım bakayım şöyle. Ha. Ay pek güzel pek güzel. Başka hayaller var mı?
hayaller başka yok. Sayılır, sayılacak kadar bu. Çünkü İmamiydi, gurbetlerde yazdık yazdık geldik. Hayaller olsa bilin kaç yazar bu yaştan sonra. Bu yaştan yani sonra gelinlik hayal edip de giymek kişiye nasip olur. Hiç kimseye nasip olmaz. Bu iş hiç kimseye nasip olmaz. Biraz zor yani. Değil mi? Biraz zor. Adile Naşit gibi. Allah rahmet eylesin. Çok severdim Adile Naşit. Ruh yaşlanmıyor ama değil mi teyzeciğim? Ruh yaşlanmaz. Yaşlanmıyor. 20 yaşındayım. Aynen öyle. Ruh hep o yaşta kalmış. 18'de 20'de evet. 18'de ben. Ay siz çok yaşayın. O zaman ne diyeyim, misafirlerimizin biri 20, biri 18 yaşında. Neler neler yaşamışlar, daha ne hikayeler, neler neler var. Onları konuşacağız. Bu arada bir izleyicimizin de bu sefer bambaşka bir hikaye. Onun da başına gelmeyen kalmamış yavrum. Evladını arıyor ama evladına kavuşmak için çektiği çileler, kaybederken yaşadığı sıkıntılar. Paylaşacağız. İki kız kardeşimiz var. Onların da saçlarıyla ilgili problemleri var. Onları da konuşacağız. Hemen reklama gidiyorum, geliyorum. Bu dünya güzeli hanımefendiyi ve beyefendiyi ağırlamaya da kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Alkışlarla sizi gönderiyoruz, hemen alıyoruz tekrar. Ay çok tatlısınız. Ver şimdi beni göğsüne, al ver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka. Onlar kaderleri ortak iki kız kardeş. Bizim dolaşıran saçımız, kaşımız, kirliğimiz çıkmıyor. Doğuştan saçı, kaşı ve kirpiği olmayan Esra Ceyda kardeşlerin yürek burkan hikayesi az sonra Zahide Yetişle'de. Kaçırıldı, çocuk sahibi oldu. Babası çocuğunu aldı, yıllarca oğluna hasret yaşadı. Çocuğumu vermek zorunda kaldım. Tek dileği oğluna kavuşmak olan gözü yaşlı anne az sonra Zahide Yetişle'de. Tamam. Hadi az önce sorduğunuzu bir daha sorun. Az önce sorduğunuzu bir daha sorun. Duymadım ben. Benim de dans eder misin hayatım? Tutuyorsun. Şunu da derler. Hayatlarında ilk defa dans ediyorlar. Hadi. Biliyor musunuz? Var. Allah. Duymuşsunuz 78 yaşında. Öyle hayat nerede bulurum? Gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim. Burada da yaptım yani. Ama kaçınıyor. Seni gibi öpek oklaya. Gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim ol ver şimdi. Seni gül gibi öpek oklaya. Gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Dedikodunuzu yaptık acık. Bak dedikodunuzu yaptık. Söyle bakayım. Anam mikrofonun yok. Dur. Hemen. Nasıl buldunuz? Çok güzel buldum. Ayşe Hanım. Benden 2 yaş büyüksünüz. Maşallah hiç göstermiyorsunuz. Ya? 78, 76 mı? Evet. Bak maşallah. Sen de anam bu gözler mözler böyle. Çok güzel. Değil mi? Maşallah ikisi de öyle. Pırlanta pırlanta. Bak hanıma iltifatlar geliyor. Ben yapayım mı onu? Maşallah. Bu sizin sesinizi duymak için. Ben bunu alayım. Hemen şöyle takayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hı. Hanım güzel yemek yapar mı? Oo, hem nazlı. Ne diyorsun? Ekstra. Ekstra. Peki beyefendi çiçek alır gelir mi hiç? Gül bulduğumu güllerden koparır getirir bana. Bulmadı mı? Bulmadı mı durur. Durur. Evet. Peki kim kimi daha çok böyle kızdırır? Var mı en böyle kızdığınız şeyler var mı birbirinize? Olmaz mı? Olur tabii. Şaka olsun, şu olsun, bu olsun olur.
Mesela... ben onu kızdırırız birbirini bazı kere şakayla beraber. Küs kalıyor musunuz hiç? Kalmayız. Ha? Kalmayız. Bunun da çok güzel ahlakları var ise söyler ondan sonra hiç küs kalmaz. Ha bak çok güzel. Evet evet. Küs de aynı evde çekilmez ki değil mi abim? Evet evet çekilmez. Şimdi şey demek. Ama karılar çeker. Ne oluyor ne oluyor? Hanımlar çeker biraz durur küs. Biraz şeyle durur yani. Biz biraz daha böyle sakin. Bu arada şimdi bu kadar gülüp eğleniyoruz ya. Evet. Aslında hiç mi sıkıntı yok? Var. Olmaz hastalıklar mı? Hiç mi yok? Var. Olmaz çok mı? Geçmiş olsun bu arada. Sizin bir rahatsızlığınız var. Beyefendi nedir rahatsızlığınız? Evet. Ben kanserim. Ya. Evet. Hiç bekler misiniz? Hiç bak bu kadar güldük, eğlendik buralara geleceğini ama hepimize örnektir. Yaşıyla, amin. Yaşıyla, yaşadıklarıyla, anlattıklarıyla, değil mi? Allah tez zamanda şifa versin. Amin, amin. Hızla değişiyor, hızla gelişiyor evet, inşallah. Evet, evet. Doktorumdan da Allah razı olsun, çok iyi. Allah razı olsun. Çocuklarımdan da Allah razı olsun, çok iyiler, çok iyi baktılar ve bakıyorlar da. Ama şimdi ben bir şey söyleyeceğim, şu... Ne isterseniz. Tuzla'nın... Kaldınız yani. Belediyesinde... Çok önemli bir yerimiz vardı. Çok memnunuz onlardan. Onlar yani çok iltifat ediyorlar. Bütün yaşlılara bize değil yalnız. Ne güzel. Yaşlılar evleri bizim için çok kıymetli. Çok evleri çok hürmet. Evlerinden doluyorlarmış. Değil mi? Tabii. Valla bizim sonumuzun ne olacağını biliyor musunuz? Evet hiçbir yerde bir şey yok yani. Öyle bir şeyler olmuyor bazı yerlerde. Ama siz yalnız değilsiniz. İkiniz de oradasınız. Evet. Bu da büyük evet. avantaj. Çok. Peki çok, evet. Şimdi ay bu arada kızınız bana kek yapıp getirmiş. Onu da alacağım sağ olsun. Evet. Şimdi dün programı burada biz bitirdik. Evet. Ama asıl program ondan sonra başladı. Sevgili Müge Anlı, canım arkadaşım, canım dostum. Bambaşka yeri var benim için. Niye? Niye bu kadar söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi görüntülerde göreceksiniz. Dün bana öyle güzel bir hazırlıkla, yani ekibime de çok çok teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsunlar. Çok güzel bir hazırlıkla, kız mı erkek mi? Bak ben bilmiyordum, eşim bilmiyordu. 1,5 aydır biz böyle acaba o mu? Sadece Müge ve doktorum biliyordu. Ve Müge açıkladı. Hem de böyle bir şeyi kaldırdı, içinden balonlar çıktı. Mavi çıktıysa erkek, pembe çıktıysa kız. Kız mı, erkek mi? Dün yaşadıklarımızı sizinle paylaşmak istiyoruz efendim, buyurun. Çok heyecanlı, çok mutlu, çok özel bir zamanda. Dünya, bak dünya ve ahiret kardeşim olsun derler ya, bizim için çok kıymetli ve çok önemlidir. Sevgili Müge Anlı stüdyomda. Ay canım, hoş geldin. Şimdi sabahın köründe geldik. İkimiz de yayınlarımızı bitirdik. Canlı yayından çıktık. İki kız tekrar buluştu. Bu sefer benim stüdyomda. Evet. Ama aslında bu Müge'nin bana sürpriz partisi. Çünkü Müge'ciğimle biz yıllardır... İlk size nasıl gördüm ben Müge'yi bir anlatayım mı? Anlat. İnşallah iyi görmüşsündür. Çok iyi gördüm. Başka bir kanalda programa başlayacağım. Nasıl heyecanlıyım? Ay kapıdan küçük bir kız çocuğu kafayı böyle çevirdi. Ne yapıyorsun? Hoş geldin dedi. Aa kim? Aa Müge anne ne kadar? Aa Müge. Nasıl tatlı, nasıl şeker. Aynı coşkuyla, aynı sevgiyle. İlk gün beni bağrına bastı. 5 senedir. Gerçekten hani böyle ayrımız gayrımız gitmedi. Hiç beraber böyle çok güzel bir birliktelik yaşadık. Üstelik de bu çok özel çünkü ayrı kanallarda ama aynı zamanda ekran karşısında sizi kucaklıyoruz. Bazen o benden bahsediyor, bazen ben ondan bahsediyoruz. Gerçek dostluğun ve sevginin bu camiada yaşanabileceğinin en güzel kanıtı benim için bu. Ay canım, sevgili Müge en özel zamanında yine yanımda. Tam beni çok konuşturdun. Ben çok mutluyum. Zahide demiştik ya hamile kaldığımı öğrenir öğrenmez seninle paylaşacağım. Sonra teyze diye telefon açtı. Ay inanmıyorum dedim. Böyle ağladık karşılıklı. O da uzun zamandır demeyelim yani bir müddettir anne olmak için çalışmalar sürdürüyorlardı. Olabilir zaman zaman bir takım hayal kırıklıkları yaşandı ama hep Zahide diyordum ki hiç merak etme. Bunun zamanı var. Rabbim zamanını bilir. Allah inşallah hayırlısıysa, hayırlısı olan zamanda nasip etsin. Amin. Hiç ben ümidimi yitirmedim.
Sadece sen de değil bak, annenin duaları da çok geçmiştir bana. Çünkü böyle arada onu açıyor, arada beni açıyor ve ikimize de dua ediyor. Çok evet, kıymetli bir anne duası. Biz çok mutlu olduk, ailece çok mutlu olduk. Eminim izleyenler de çok mutlu olmuştur. Çünkü Zahide Yetiş yıllarca çocuk sahibi olamayan ailelere umudu oldu. Onlara ücretsiz tüp bebekler hediye etti. Tüp bebek uygulaması hediye etti. Ve onlarla güldü, onlarla ağladı. Senin de çok hakkındı. Bunu şunun için söylüyorum. Acaba biliyorsunuz bizde her konuda olduğu gibi acaba nazar mı değer falan. Dedim ki niye nazar değsin ki? Senin de hakkın. Ve bütün sevenlerin de seninle bu mutluluğu paylaşıyor. Rabbim diğer bütün isteyenlere de hayırlısıyla, amin, hayırlısı olan zamanda amin nasip etsin. Amin. Şimdi hemen şeyi de söyleyeyim. Bu organizasyonun aslında mimarı burada yok sevgili Lidya. Sevgiyle kucaklıyorum onu. Müge'nin kızı. Aslında onun beraber geldiler biliyor musunuz benimle hastaneye? Ay biz bebeği gördük. Evet, onlar gördüler bile. Biz de bebeği gördük. Babası. Bebeği gördük. Babası. Bebek anam bir hareketli. Yani yandınız siz. Ben size söyleyeyim yani. Çocuk. Vallahi öyle. Ve selam. Sonra o partinin işte tohumları o zaman atıldı. Şimdi karşınızdayız. Artık ne yapalım? Şimdi bence babamızı da davet edelim. Edelim. Sevgili doktorumuz Bülent Bey'i davet edelim. Buyurunuz efendim. Profesör Doktor Bülent Bey. Geldim gel. Aa, aşk olsun. Ve sevgili eşim. Şimdi tabii Cem televizyona çıkmak istemiyor, haklı. Ay hiç. Ama bu tabii bu cinsiyet partisi. Hemen şunu da belirtelim. Belki hani ilk kez oluyor. Şimdi mutlaka da böyle bir şeyler söyleyen de olurdur. Vallahi herkes kendine baksın. İsteyen istediği parti yapsın. Zahide yıllardır bu anı bekliyor. Biz her ay bir kutlama icat ederiz. Eyvah eyvah. Yani, ay ederiz boşver ne olacak. Ben seviyorum böyle kutlamaları. Güzel şeylerde buluşalım. Bu arada şunu da senin eşinden de şikayetim var. Neden? Çünkü cinsiyeti şimdi bir tek bana söyledi doktor bey. Fakat... Evet. Kocan sürekli arayıp arayıp sıkıştırmış doktor. Bana da söyle, bana da söyle. Aa, bak. Yok. Hocamı sıkıştırmadım ya. Ama hocam ben söz verdim dedi. Kesinlikle söyleyemem dedi. Ben de tamam saygı duyuyorum hocam dedim. Evet. Çok tembihli. Sadece evet. Ben sadece rüyamda gördüm. Cem rüyası. O zaman önce sen bakalım sence hangi renk olacak? Aa, baba erkek olacağını görmüş. Peki. Zahide'cim sen hangisini hocayı alıyorsun? Hocayı seçtirecekmişsin zannettim. O zaman ben pembe alayım. Şöyle pembiş pembiş bir kızım olsun. Efendim aramızda misafirlerimizden seçmek isteyenler var mı? Ben şöyle getireyim. Tamam. Erkek diyenler, kız diyenler, evet. İkiz diyorsun. İkiz mi? Dur biraz da şuraya vereceğim. Tamam, biraz da şuraya vereyim, evet. Ama bir şey söyleyeceğim, öyle önünüze geleni seçmiyorsunuz, değil mi? Evet, içimizden doğan. He, tamam, siz tamam. Ben baştan beri erkek dedim. Siz erkek diyorsunuz, tamam. Baştan beri erkek dedim. Hadi bakalım, pembeler, maviler, sağlıklı, sıhhatli olsun da yeter tamam, ki. Tamam, şu arka sıraya da veriyorum. Tamam, siz alın kendi aranızda. Şöyle sallayacaksınız çünkü. Evet. Ben onları. Tamam şöyle eve. Hadi bakalım. Allah. Oo havada kapıyorlar bak benimkiler. Ay çok heyecanlı. Herkes erkek mi aldı? Yok. Yok kızlar da var. Bir herkes kaldı sen almadın hayatı. Bakayım. Şöyle bir kaldırır mısınız araya? Şimdi erkek diyenler kaldırsın. Erkek diyenler, kız pembeler indirin. Erkek diyenler. Peki ikisi de olmaz annem. Allah korusun kız bir tanesi olsun. İkiz mi hocam? İkiz mi? Yok değil. Tek. Tek. Peki kız diyenler? Oo kızlar var. Daha fazla. Bir şey söyleyeyim mi? %50. Hı? Sen niye? Ama sen biliyorsun. Sen de 80'e diyecektin. Biliyor zaten. Ben biliyorum. Babamız... Maviyi aldı. Annemiz de pembeyi aldı. Ay Müge burası nasıl peki güzel bir yer olmuş böyle. He, şuraya valla... bir gezebilir miyim? Lütfen lütfen. Ay. Allah'ım prens, prenses. Şurada mı devam etsek Müge? Çok güzel gözüküyor değil mi? Ay evet gel. Ne yapacağız? Ay şerbetimiz bile var. Peki sen pastanın güzelliğine ne diyorsun? Ay pasta da çok bunlar ne? Öne mi gelmem lazım görmek için? Evet. Dur şuradan geleyim. Pastamız buradaki pastayı mı alacağız? Tamam. Vallahi peki, onu siz alın. Ben nasıl taşıyayım anacığım? Bu pasta
Ay bu popo mu bunlar? Evet. Allah'ım bebişlerin. Allah'ım yerim sizi ben. Allah her isteyene nasip etsin. Amin. Her isteyene hayırlı uğurlu evlat nasip etsin. Allah evlatlarınızla sınamasın hiçbirinizi. Hastaneleri hapishanelere düşürmesin hiçbirinizi. Tamam pastamızı alalım. Şimdi şöyle yapalım aslında. Biraz erkekler ama normal alkışlasınlar da onlarınki daha fazla çıkıyor. Bir erkek diyenleri alkışlayabilir mi? Bir de kız diyenlerden bir alkış alalım. Ya siz niye alkışlamıyorsunuz sorma sayı? Burada bu taraftakiler evet. Evet, ekibim, arkadaşlarımız. Siz şimdi neyi alkışladınız? Siz erkekçisiniz. Kızlar mı az kaldı? Kız diyenler mi az kaldı? Kızlar daha çok. Kızlar mı daha çok? Zaten içinden ne geçiyor? Ya aslında size bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar aslında iki seçeneğin olması çok güzel. İkisiyle ilgili de hayaller kuruyorum. İşte kız olursa saçını şöyle yaparım, eteğini böyle giydiririm, tokasını şöyle tutarım. Oo bir sürü bir sürü. Şimdi erkek olursa da diyorum ki bak böyle olur, şöyle olur. İşte şuralara gideriz, babası gibi olsun, aslan gibi olsun. Hatta erkek olursa söyleyecek çok bir şey de yok. Yani babası gibi olsun diyorum, o kısmı bitiyor, o yetiyor. Ama kız olursa çok şey var söyleyecek. Ay kız olursa Müge ablası gibi de olsun. Ay çok teşekkür ediyorum. Cin gibi olsun, akıllı olsun, hayatta ne istediğini bilsin. Sen de öylesin. Sen de benim hayatımda tanıdığım en akıllı ve en merhametli kadınlardan birisin. Cin, karşılıklı kesinlikle. Gerçekten seni tanımaktan çok mutluyum. Sizleri her gün ekrandan görüyorsunuz ama... ben yakından tanımaktan gerçekten son derece mutluyum. Aslında ezberledim ama neyse yanılmayayım diye. Çünkü ileride bizi seyredecek. Evet. Müge teyzem için... ne söyledi benim için diyecek. O yüzden ona çok küçük bir şey yazdım sizi sıkmadan. Ondan sonra da efendim biliyorsunuz arkada kutularımız var. Ha bir mavi bir pembemiz var. Evet. Kutularımızı açacağız. Bakalım içinden hangi renk balonlar uçuşacak. Ay inanmıyorum, mektup yazmış. Evet. Bebeğime. Ay. Sevgili bebek. Sen anneciğinin karnında dünyaya gelmenin o zorlu yolculuğunu tamamlamaya çalışırken daha yüzünü görmeden sana sonsuz bir sevgiyle bağlanan anne baban bilsen ne tarifsiz bir mutluluk ve heyecan fırtınası yaşıyor. Kız ya da erkek olman hiç önemli değil bilesin. Tek dileğimiz sağlıklı, mutlu, hayırlı bir evlat olarak yetişmen. Cinsiyetini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Çünkü odanı, kıyafetlerini, küçük patiklerini buna göre hazırlayacaklar. Evet, minik bebeğimize bundan sonraki hediyelerimizi hangi renklerde seçeceğimizi öğrenmeye hazır mısınız? Evet. Bu kadar alkışa hiçbir şey söylemem ama. Evet, Cem'cim, Zahide'cim sizi şöyle alayım. Gerçekten çok çok mutluyum, çok gururluyum. Zahide Hanım'ın bana böyle bir şey hediye etmesinden dolayı. Bu da bana bir hediye gerçekten. Asıl bizim hediyemiz de şahane bir hediye. Evet. Hangi kutuyu açacağız? Nasıl yani? Şimdi sen hangisi kız veya erkek, hangi kutuyu açarsan o mu? Pembe açarsan kız, mavi açarsan erkek mi? Anlamaya çalışıyorum. Ha? Bekle bakalım. İkisinden biri. İki tarafı da açılıyordur inşallah. Evet. Açılıyor mu? Ay erkek. Ay inanmıyorum. Evet, 5 ay sonra aramıza minik bir delikanlı katılacak. Ay. Yahu bu kadar olur. Balonla nereye gördü, görüyor musun? Çok tebrik ederim. Yüzümü güldürdün. Başımı güldürdün. Acımı dindirdin. Yolumdan çevirdin. Çok tebrik ederim. Gözün erdin. Sakinleştirdin. Ehlileştirdin. Ve daha bir sürü şey. Canım mısın sen? Benim misin? Her şeyim misin sen? Hoş geldin melek. Sefalar getirdin. Ya gelmeseydin, yetişemeseydin, beni bulamasaydın ne yapardım? Yarım kalırdım.
hayırlısıyla, mutlulukla kucağınıza alın. Amin. Zahide Hanım'ın ekibine de söyleyeyim, lütfen kendisi artık düz ayakkabılar giysin. Biraz lütfen az hareket etsin. Otursun. Bak, gelin gelin, pastayı da keselim. Pasta çok Ay, güzel. Hadi keselim. Şimdi Ay, pastanın... Çok güzel oldu. Ay, evet, çok heyecanlı. Ben bir şey ilk hediye vereyim mi? Ben de kırmızı getirdim ki gelirken anlaşılmasın diye. Ne pembe ne mavi. Ay, bu da çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şuradan yanlar açıyorum. Ben bunu saklayabilir miyim Müge? Lütfen. Bebeğe ilk mektup Müge ablasından. Canım benim. Ay, çok güzel. Babasının hoşuna gidecek diye düşündüm. Ay, çok güzel. İlk takım elbisesi annesi. Ay, İnşallah Mevlüt'ünde şey giyer. Ne yaptın Müge? Burada bir sürü şey var. Evet, orada bir sürü şeyler var ama bunları çok beğendiğim için. Hadi şunu neyse kopardım. Ay, kazağını bile. Bu ne? O battaniyesi. Ay, inanmıyorum. Evet. Siz hangi takım tutuyordunuz? Karşıyaka. İyi o zaman, tamam. Bak, ceketi şey falan artık Mevlüt'ünde giydirirsin diye. Ay, evet, bundan sonra inşallah. Mevlüt'ünde buluşuruz. Mevlüt'ünde beraberiz. İnşallah. Bana bak, doğumda beni yalnız bırakırsan var ya. Aşk olsun. Ay, o da diyor ki kan tutar beni, içeri git. Ha, doğumda giremem. Yok yok, ben istemiyorum. Sadece Cem Bey'i alalım. Tamam, Cem hep yanımda olsun. Girmek evet, istiyor evet. musun gerçekten doğuma? Zahir istediği zaman. Ay, ay, ay canım benim ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye bu gözyaşları? Bize bir duygularını anlat ama. Hep şimdi erkekler ağlamaz falan denir ama ben de insanoğlu ağlar derim. Ne hissettin? Aslında kız ya da erkek değil seni ağlatan, biliyorum Cem. Bilmiyorum, konuşamıyorum şimdi. Hiç zorlama ama şunu söyleyeyim. Konuşamayacak o, anladım ama. Sadece şu. Allah bana anneliği nasip edecek inşallah. Ama ben annemi gönderdim. İnşallah cennettedir. Cem de babasını. Kayınpederimiz ve anneannemiz yok. Ama hayatta güçlü olmak için çok sebebimiz var. Dünya güzeli teyzelerimiz, doktorlarımız, ablalarımız, abilerimiz, çok güzel dostlarımız var. Sizler varsınız. Vallahi bunu hiç olsa söylemiyorum. Sizin dualarınız o kadar geçti ki bana her zaman. Müge'me de öyle. Benim eşim çok fazla tabii ekranı sevmeyen bir adam. Çok da aslında normalde de böyle çok da duygusal değildir ama söz konusu ona aileyse. Ha, bunu şunun için çocuk sordum. Çocuk da bambaşka bir şey. Sizin gibi yıllarca çocuk sahibi olmak için çabalayanlar vardır. İnsan bazen hayal kırıklığı yaşıyor. Bazen pes ediyor. Ama pes ediyor. Rabbim bir yerde nasip ediyor. Bunu Aynen. beklemek, belki çok da kafaya takmadan, değil mi? Güvenmek lazım. Hayat yani bilime, bekleyecekse. Rabbime güvenmek Aynen. lazım ve zamanını beklemek lazım. Ben aslında onun gözyaşlarının altındakileri anlayamıyorum. Yıllardır, değil mi? Bir takım hayal kırıklıkları oluyor. Heyecanlar oluyor. Hiç kolay işler değil. Ama bugün bence Zahide'nin bu hamileliği evlat sahibi olmak için mücadele eden her anneye de örnek olacaktır. O yüzden ben de bugün bu organizasyonda bulunmaktan dolayı bu anlamda da çok mutluyum. Yapan o, düşünen o. Gerçekten canım arkadaşım. Çok çok teşekkür ediyorum. Bak, pasta ediyorum. Sürprizli. Pastayı şöyle büyük bir dilim keser misin? Ay, ciddi mi? Cem gel. O zaman hocam siz de gelin. Madem öyle. Şöyle büyük bir dilim. Pastayı da kıyamam ki ben. Kıyıp da ama. Hocam. Hadi biz şöyle. Hocam da her gün çocuk bebek doğurtuyor. Yok, benim kuvvetim yetmedi Cem. Şimdi bak, ortadan kesip biraz şöyle ayıralım sağa sola doğru. Öyle mi? Evet, pastamız özellikle evet. Ha, evet. Ay, içim asmavi. Evet. Ha, ondan. Evet, o yüzden görün istedim. İçim asmavi. Kıyamam kuzuma. Ellerimi gelmeden önce yıkamıştım arkadaşlar. Hiç sorun değil, senin elinden zehir olsa. Şöyle alalım bebeğimizin ilk mavi pastası. Ay, çok güzel, çok çok. Evet, vallahi şahanesiniz. Her şey çok güzel. Ben müsaadeniz olursa ekibime de bir sarılmak istiyorum ya. Kuzularım benim, onlar. Hep yanımdaydılar. Hep benimle beraberlerdi. Ay, bizim bir hamilemiz daha var aslında burada. Hacer'im de hamile. O da ağlıyor yavrum benimle beraber. İnşallah darı sonunda başına. Hani bu kadar. Naim, gelsenize kızlar. Gelin. Serdar gel. Gel. Ay, işte sen de canım, aman. Oh, can onlar. Can can. Gel. Nerede benim kızlarım? Dünya güzellerim benim.
gel. Ayol bin kere söylediniz ayol, tamam mı? Ay kuzum, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım burada, avukatım burada. Gelin şöyle size de bir sarılayım hemen. Allah'ım. Ben doğumuna girdim biliyor musunuz? Bayağı yani böyle 9 kesi gördüm yani. Bebişini ilk ondan önce ben eline aldım. Kuzum benim. Avukatçım. Hep sıkıntılı işlerde beraberiz bak. Elif'im, aşkım, çok güzel olmuşsun. Ay siz pembeleri takmışsınız hanımefendi. Evet, evet, ben iddiaya da girdim ekiple. O kadar hissettim ki ilk baştan beri kız diye. Ama dönebilir mi? Yani şey yapabilir mi? Erkek olma hocama... Yani nesine iddiaya girdiniz? Bu kadar dönebilir mi falan diye söylediniz. Neyse, Allah'tan yemek yapmaya iddiaya girdim. Kendi konumla ilgili. Yani yine ekibe bir öğlen yemeği. Çorba, ana yemek, tatlı. Hayatım, o zaman siz yemeği yapacaksınız. Söyleyeyim öyle, artık bu saatten sonra dönmez yani. Hayır, ne bileyim, bazen erkek ama... diyoruz kız çıkıyor ya. Kız diyoruz erkek çıkıyor. Ben yine bir ümit kız olabilir diye düşünüyorum Zahideciğim. Aa, profesörüm burada. Bilmiyorum. Yılların profesörü. Şimdi bana bu konuda fazla ısrarcı olmasak daha iyi olacak. Ha. Hayır, bir de hocam diyor ki Müge Hanım diyor, söylüyoruz da diyor, aman diyor hani sonradan odadan. Bu doktorların da bu konuda işi çok zor. Evet evet, ya bazen tabii çok küçük ihtimaller olabiliyor. Ama zaten muayenede siz gördünüz ilk oradan, daha evet, ben söylemeden siz gördünüz. Halimizi görmeniz lazım. Evet. Biz ilk kız hocaya var. Hocam sakın söylemeyin. Yalnız hocam gerçekten ağzınızdan kaçırıyordunuz yani. Neredeyse kaçırmak üzereydim ya. Tabii biz Zahide ile ikimizi yan yana düşünebiliyor musunuz? Biz susmadan aynen konuşuyoruz. Bıdır bıdır adamcağızın nevri döndü. Bu arada ben hasta yataktayım. O yatağın adı ne bilmiyorum. Başımda Müge, ikimiz birden hocamın kafası karıştı. Söyleyecek miydim, söylemeyecek miydim bile dedi ya. Çok yaşayın Müge'm. Biz çok mutluyuz. Efendim çocuğu olanın ümidi vardır. Ümidi olan da ölmez. O yüzden Rabbim öncelikle sizlerin anne baba olarak kucağınıza almayı nasip etsin minik delikanlımıza. Amin. Sonra da darısı tüm isteyenlerin, şu an hamileliği yeni sürdürenleri de unutmayalım. Onlar da hayırlısıyla kucağını alsınlar. Şimdi yeni soru. İsmini ne koyacaksınızla? Ha? Devam eder gider artık bu süreç. Hadi bakalım. Sıra oralara gelsin, evet. Yeter ki. Sağlıklı, sıhhatli olsun, huzurlu olsun, her şey güzel olsun. Allah'ım. Ya Rabbim. Allah ağzınızın tadını bozmasın. Amin. Kuzum iyi ki varsın, iyi ki hayatındasın sen de. Ay çok teşekkür ediyorum bana da bu görevi verdiğiniz için. Ay şahanesin. Sizi seviyoruz. O zaman ne diyelim? Ben hep öyle diyorum ya. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin. Hakkınızı helal edin. İkimizden de dualarınızı esirgemeyin. Amin. Farklı yerlerde aynı anda karşınızdayız. İkimiz de dua bekliyoruz sizlerden. Ay, ay iyi ki varsın. Ne güzel oldu, ne güzel oldu. Hoşçakalın. Biz de bir şeyler yiyelim. Biz de bir şeyler yiyelim artık. Bir şey doyuralım. Evet. Olmuyorsa bir şey Allah'tandır. Oluyorsa yine Allah'ım hayırlısıyla olsun diye yine dua ederim. Beta HGC testi. 1.2 ne demek? Bu hamile demek. Hayırlı bir evlatla amin ya Rabbim. Amin. Allah size hayırlı evlat nasip etsin yavrum. Hocam, yakalandık. Normal korse, sıkı bir korse, yemek öncesi. Açalım. Açtım. Sizin müjdeli haberinizi ben vereyim. Ben elimi kaldırırken yönetmenim gördü beni. Yakalandık dediğimde buydu. Kimse merakta kalmasın. Aslında Mustafa Karataş hocam neredeyse söyledi.
de çevirdim. Ama orada ben karnımı işaret ediyorum ya. Ben onu yıllardır yapıyorum. Hiç kendi hamileliğimle alakası yok. Onun sebebi hocam dua ederken çoğu zaman unutmaz da ben yine de hani hocam evlat isteyenlere, o zaman ben de dahildim. Evlat isteyenlere de evlat nasip etsin. Mutlaka biz dualarımıza koyarız. Hocam muazzam dua ediyor zaten. Ne bileyim onun dilinden, onun gönlünden. Şurada hep beraber amin dedikçe daha bir kıymeti artar diye. Değil mi annem? Evet. Şey... Orada şey var, enerji var. Değil mi? Tabii. Yani tek yalnız ettiğimiz dua ayrı, bütün insanlarla ettiğimiz başka oluyor. Başka. Yaş 78, üzerinde gelinlik, yanında kocası. Ya maşallah. Ayşe Hanım 78, Ahmet Bey 82 yaşında. Evet. Allah onların daimi sevgilerini ömürlük kılsın. Teşekkürler ederim. Allah teşekkürler. Uzun ömürler nasip etsin. Amin. Allah size de Allah nasip etsin. Hayırlı evlat versin. Size de Allah nasip etsin. Bugüne kadar gelmemenizi ve torun torba görmemenizi. Ben torunun torununu da gördüm. Torunun çocuğunu da gördüm. Torununu torununu. Yok torunun cennetlik. Çocuğunu da gördüm. Bir de onunkini görürsen çocuğuna nasip olursa cennetlik derler. Gittik oraya. Canım benim. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. En son ne zaman öptün amcamı? Ben. O seni... Bak doğru. Bana göz kırpıyor böyle. Her zaman doktor ister ama. He? Sen izin vermiyorsun. Biraz naz niyaz var. Nazar çoktur bende. Ya. Ama bu sefer benim için bir tabii. Yüzünü güldürsen. Tabii. Tabii şimdi, ne? Şimdi mi öpeyim? Şimdi. Gel bu yana, kaçma. Gel bu yana. Çok tatlısınız siz. Allah kızları. Allah'ım ömrünüze ömür katsın. Amin. Allah razı olsun. Amin. Allah bize de sizin gibi torun amin. Torbayı görmeyi amin. Nasip etsin. Amin. Ay. Vallahi bugün çok büyük bir mutluluk tattırdınız bize. Bizimle olduğunuz teşekkür için teşekkür ederim. Ediyorum. Şimdi dönelim başka bir konuya. Siz de böyle alayım mı? İki kız kardeş bize videolarını siz oturabilirsiniz siz rahat edin hatta çaylarını tazeleyelim amcam çok çay içeni seviyor anlıyor da çaydan bak iki kız kardeş bize video göndermişti Mahmut o video hazırsa önce bir videolarını görebilir miyim lütfen yok mu tamam o zaman şimdi davet edeyim o zaman şimdi Esra ve Ceyda kardeşler annecileri de burada hadi buyurun böyle hoş geldiniz merhaba kızım. Hoş geldin. Merhaba. Esra'cığım hoş geldin. Annem hoş geldin. Hoş geldin. Sen bana neler getirmişsin. Allah razı olsun. Sağ ol. Amin hepimizin. Annen annem böyle. Hoş geldin. Ceyda'cığım hoş geldin. Merhaba kızım. Siz nereden geliyorsunuz? Tokat bir daha bir. Erbağ'dan geliyorum. Tokat Erbağ'dan. Aman annem dikkat et. Aman dur. Erbağ'da ben geldim Erbağ'a. Çok güzel bir yer. O deniz kenarı falan şahane. Evet. Gerçekten İlhan Başkanım'a buradan tekrar selam ve sevgiler gönderiyorum. Ceyda, Esra, benden bu arada getirdiklerinizi de görüyorum. Çok teşekkür, hiç zahmet etmeyeydiniz. Bunları nasıl taşıdınız oradan? Kıyamam kuzuma. Benden ne istiyorsunuz bir söyleyin bana. Ceyda abla senden ne istiyorum? Benim artık saçım, kaşım, kibrimin olmasını istiyorum. Esra da öyle galiba değil mi? Peki Ceyda'cığım doğuştan mı böyle? Evet doğuştan. Doğuştan böyle. Hiç çıktı sonra kayboldu oldu mu? Yok hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. Peki herhangi bir doktora gittiniz mi? Gittik. Gittiniz mi? Evet. Ama sizin mikrofon yok galiba. Esra'nınkini evet. Alırsanız. Gittik Zahide Hanım. Ne dedi doktor? Duyduğum cildiyeler olsun. Bir de burada İstanbul'da doçente getirdik bir tane. Ben sizi inşallah evet. Profesörlere göstereceğim. Hiçbir netice alamadık. Sadece raporlar elimizde işte. Ne yazıyor raporlarda biliyor musun? Niye saçları dökülüyor? Niye kaş kirpik çıkmıyor? Sinirsel olarak da oluyormuş. Güneş ışığından yıpranıyormuş kokleri zayıf olduğu için. Peki ailenizde herhangi birinde var mı başka? İki kız kardeşin dışında. Herhangi birinde derken sadece bir babamın bacısının kızının çocuğunda var. Genetik. Aynı benim kızım gibi yani. Ha. Bir tek onda var yani akraba olarak. Daha başka kimsede de yok. Yani bir kan bağı var. Onu genetik geçerliliği genetik. Var mı? Ama raporlarda genetik olmadığını saptıyorlar. Genetik olmadığı evet. Söyleniyor. Peki bir bakabilir miyim saçının arkasına? Şöyle bir döndürsem seni. Aslında saçım var. Ay Allah'ım topuz şey de yapmış bak. Ama evet şuralarda evet, seyret. Bir hayli boşluk evet, var. Boşluk ama var. Hiç de yok değil saçın. O da enteresan. Kaş yok, kirpik ha. Yok. Peki, evet. şöyle döner misin? Şimdi sizi önce bu kaş kirpik nasıl çıkar ona baktıralım ama kaşlarınızı çok kolay hallettirebilirim.
Eğer isterseniz Emsal'i arasana. Emsal Doğan'ı ara. Hemen yaptırabiliriz onları. Böyle buraya bir boya sürüyorlar. Bir şeyle böyle tık 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 bir kertik kertik yapıyorlar. O boya derinin altına geçiyor. Ve istediğiniz gibi bir kaşa sahip olabilirsiniz. Artık devir değişti. İster misin? Şimdi burada sen... Ben doğal çıkmasını isterim. Yine bak, benimkiler de doğal çıkıyor sözde ama yine de ben öyle şeyler yaptırıyorum. Şekil olsun diye. Doğalı için uğraşayım. Evet. Ama eğer doğalında sonuç... Sende bu arada var galiba biraz. Değil orada mi? Biraz bir bakabilir var. Miyim? Sarımsak çalarak çıktı Zayda abla. Ne bebeğim? Sarımsak çaldı her gece her gece. Biraz öyle yürüdü. Bak gerçekten şuralarda var biraz. Ama kirpik yok. Hiç yok. Saç senin de mi aynı? Ablan gibi mi saçın? Ondan az. Ondan daha az senin saçın. Peki. Arzu ederseniz... Bak demek ki sarımsağı da ben bir sorayım, görüyor musun? Her gün sarımsak sürmüş. Evet. Sen niye sürmedin? O... Ben sürdüm. Benim alerjim oldu sarımsağı biraz. Olmadı. Aman. Şişti. Evet evet. Evet. Yani ben, o da şey yapmadı. Bana biraz dokundu. Hmm. Hiç ondan hemen bırak. Ya hemen bırak. Ama yerim. Yemesini seviyorum. Ye, o şahane bir şey. Bak benim ninem 90 yaşındaydı. Sarımsağı yuta yuta o yaşa geldi. Aynen. Ve saçlarında beyaz yoktu. Ama böyle şeylerde genetik faktör çok önemli. Bu sevindirici bir şey aslında bir yandan. Eğer müdahaleyle canlanma olmuşsa belki inşallah... Kök var mı yok mu ona bak, baktırayım. Evet. Eğer kök varsa saçlarınızda, kaşlarınızda, bu bir hastalık değilse, rahatsızlıksa çözümü var mı ona baktıracağım. Dermatolog gördü mü sizi hiç? Evet, Tokat'ta tıpta göndermiş, götürmüştük oradan. Türkiye'nin dört bir yanında aslında çok başarılı doktorlarımız var. Evet. Ama madem İstanbul'dasınız, en iyi doktorlara göstereceğim sizi. Sağ peki ol. Çevrede nasıl bakıyorlar? Sen çalışıyor musunuz, okuyor musunuz, ne yapıyorsunuz? Esra? Yaşlar kaç? 21. 21. Esra, okuyorum. Okuyorsun. Nerede okuyorsun? Üniversiteyi hatırlamıyorum. Hadi inşallah sana da, senin gibi üniversite yazılan herkese. Ne oldu? Oh, çok şey, üzgün ya. Canım benim bak. Psikolojik anda yıpranmışlar. Doğru. Evet. İnsanların nasıl baktığı sana hiç önemli değil. Senin gerçekten güçlü durman lazım kendin için. Sizinki gibi değil ama ben de küçükken çok tombiktim. Şişko diye dalga geçerlerdi benimle. Bunlar hiç kolay şeyler değil ama hayat güçlü duranların ayakları üzerinde durabiliyor. O yüzden o gözlerini yaşını sil. Şimdi buradasın madem. Beraber bir yola çıkacağız. Tamam mı? Tamam bebeğim. Bak Allah seni bana getirdi. Eğer benim bir dahlim olacaksa emin ol son damlasına kadar kanımın. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağım sizin için. Tamam. Tamam bebeğim. Tamam. Allah'ım böyle... Zahide Hanımcığım, müsaade ederseniz ben de psikolojik destek vereyim kendilerine. Şahanesiniz. Çünkü biraz önce reklam arasında kendilerine de bahsettim. Vücudumuzun en akıllı hücreleri deri hücreleri ve bağırsak hücreleri. Dolayısıyla görecekleri herhangi bir tıbbi tedavide moral düzeyi son derece önemli olacak. O hücrelerin canlanması ya da tekrar hareketlendirilmesi için. Ve ne kadar iyi moral, ne kadar yüksek motivasyon, o kadar olumlu sonuç diye düşüneceğiz. O nedenle ben de inşallah psikolojik destek olacağım kendilerine. Çok kıymetli sizin yapacağınız destek. Bir alkış evet. Rica ediyorum. Çünkü... Gel yanıma gel. Gel. Kuzum benim. Ama bak gözünün yaşını silmek için buradayız şimdi. Biliyorum bu kadar kolay değil söylediklerimi yaşaman ama... İnşallah bunları halledip de sizi Erbaa'ya geri gönderdiğimizde çok daha iyi olursunuz. İnşallah inşallah. Ay kıyamam. O da dayanamamış. Bak... Yalnız değilsiniz bir kere hayatta. Çok büyük bir kazanç. Ablan var. Kardeşin var. Evet. Birbiriniz için en değerli cevher gibisiniz siz. Evet. Yalnız değilsiniz şu koca dünyada. Anacığınız başınızda. Evet. Başka kardeşleri var mı? İki tane, bir kızım bir oğlum daha var. Bir kızınız bir oğlunuz evet. Daha. Tam duydum. Bir kız bir oğlan daha var. Onlarda böyle bir şey yok. Yok onlarınki. Onlar sağlam. Aksine onlarınki de daha fazla. Onlar da bayağı gür. Evet. Mesela ablamın saçı beline geliyor. Çok sık. Benimden aşağıda. Çok enteresan. Siz de niye böyle araştıracağız? Ama hepimizin başka sınanmaları var. Sizinki de bu demek ki. Ama şunu söyleyelim buradan. Bir kere televizyona çıkmanız evet. Bu kadar insanın karşısında hiç kolay değil. Evet. Yürekten tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum size. Niye? Çünkü gerçekten çok utanıp sıkılan bir sürü kişi var Türkiye'nin dört bir yanında. Gelmek istiyorlar, çekiniyorlar. Siz onlara da örneksiniz.
bir taraftan. Derdini aramayan derman da bulamıyor. Arayacağız derdimizi. Bir de en doğru yerdesiniz. Yani çok, bu kadar doktorum varken. Evet. İnşallah. Bu arada bana gönderdiğiniz video bu. Ben burada Başak ablaya teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde geldim buraya. Ne güzel, bak iyi ki yüreklendirmiş sizi. Niye böyle? Doktorlarımızla konuşacağım. Hatta aklıma şey de geldi. Son dönemde sizlerle çok paylaşıyorum. Kök hücre. Acaba kök hücre mi yaptırsam size diye aklıma geldi. Fakat kök hücrenin sonucu hemen çıkmıyor. Neredeyse bir sene sonra. Yani kendi hücreniz, kök hücre her şeye dönüşebilen, aslında içimizdeki Allah-u Teala'nın mucizesi, içimize evet, koymuş evet, bunu. Evet. Bilmiyorum, doktorlarıma onu da danışacağım. Yani bak, teknolojinin bütün imkanlarını konuşturacağım. Bu arada hocalarımız şu an sizi izliyorlar. Evet. Sevil'e söylemiştim yayındayken, arayalım birkaç hocamızı diye. Onlar sizi görüyorlar, profesörlerim. İnşallah faydamız olur. İnşallah. Ama biraz moralinizi yüksek tutacaksınız. Merve ablanız sizinle konuşacak. Evet, evet. O zaten hani bu işin en Mehtap Hanım en kıymetlilerinden birisi. Hem psikolojik danışman hem aile danışmanı. Yaşadıklarınızı gönül rahatlığıyla anlatın ona. Kesinlikle. Ve o bir yıllık süre içerisinde der, kök hücre uygulaması olsa bile bir yıllık süre içerisinde biz onları duygusal olarak da hazırlarız sürece. Daha çünkü güzel. Ergen ve bedeni diye bir şey var psikolojide. Bedenleri çok önemli, çok kıymetli. Belki bizim yaşlarımızda biz bütüne bakıyoruz ama onlar parça parça sürece bakıyorlar. Dolayısıyla inşallah duygusal olarak da kendilerini güçlü, kuvvetli bir hale getiririz. Özgüven çalışması yaparız. İnşallah. Tatlı kızlar. Çok. Hep yüzlü kızlar olurlar. Ablanın böyle moralli olması bile çok önemli bir şey. Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında ağlamayı istemediydim de. Her şeyi hiç attım. Atma işte. Böyle oldu. Hiç önemli değil. Ağlamak istiyorsan tamam, ağla. Hiç önemli değil. Ağlamak rahatlatır, biliyor musun? Çok. O yüzden ağlayacaksan ağla. Hiç kendinizi tutmayın. Çok üzülmüşler ya, gerçekten. İyi onları ki gelmişler. Üzmüşler. Evet, 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 evet. Üzmüşler. Tahmin ediyorum evet, insanların bakışlarını, yolda yürüyeme işlerini, herkesin kötü niyetli olmasa bile gözünün kaydığını. Ama yapmayın. Hele sakın göstermeyin. Ayıpla, sadece sizi söylemiyorum bak. Ayıpladığınız ya da sıkıntıyla karşılaştığınızda hor gördüğünüz şeyle hor görülmeden bu dünyadan gitmeyeceksiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Ama onlar bence düşündüklerinden çok daha güçlü Esra. Sen bence farkında olmadan çok daha güçlü bir kızsın. Çünkü buradasın. Ve bu değişimi inşallah beraberce göreceğiz. Göstereceğiz Allah. Herkese inşallah. İnşallah. İnşallah kızım. Önce Allah, sonra sizler. Her zaman önce Allah. Allah bizi vesile kılarsa sizin evet, için. Önce Allah'ım, sonra siz. İnşallah. Allah yavrunuz da size bağışlasın. Amin. Hepimizin. Ondan bir sürü torunlar göresiniz. Ay inşallah, inşallah. İnşallah. Siz de öyle, evlatlarınız yüzünüzü güldürsün. Her çok zaman. Çok sağ olun. Biz de. Peki kızım, hadi seni. Bak. Allah'ım, böyle tane tane hakkı veriyor, bir şey de diyemiyorum. Ağlamak istiyorsan ağlayacaksın. Bağırmak istiyorsan bağır, için atmayacaksın. Zaten sana bak, psikolojik danışmanımız profesyonel biri. Her şeyini ona anlatabilirsin. Eminim seni daha çok yüreklendirecek. Tamam mı kızım? Peki, hadi bakalım. Siz de şimdi yerinizi alalım. Zayda abla. Söyle bir tane. Askerde eniştem var. Eniştem ablama buradan çok selam. Nerede asker? Mersin'de yapıyor. Ne kadar kaldı tezkereye? Tezkereye... 4 ay mı? 4 ay falan. Bir şey kalmamış. Hadi hayırlı tezkereler ona da. Çok teşekkür amin, ediyorum. Inşallah. Peki alkışlarla sizi yerinize uğurluyorum. Hadi bakalım inşallah. Ben biraz sonra reklam arasında kendilerine birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Tamam. Buna benzer vakalar psikolojik destek çalışmasını da yaptığımız ve bu şekilde gelen. Hatta saçlarında bir tabii ki çok ciddi yaralar olan. Ama şu anda saçları sırma sırma beline kadar çok tatlı kızlarımız var. Ben biraz sonra size onların... fotoğraflarını göstereceğim. Ay İnşallah o da size motivasyon olur. Tanıştıralım bile hatta, yani böyle bir denk getirebilirsek evet, birbirlerini evet, görsünler. Evet evet inşallah. Peki Gülten Hanım, biliyorum böyle gözün aşağıda, ben burada ne yaparsam yapayım yüzünü güldürmem zor ama Allah nasip eder inşallah. Sizi böyle alabilir miyim yanıma? Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şöyle ortamıza alayım sizi. Gülten Hanım kaç yaşındasınız? 50. Kaç kere evlilik yaptınız? 3. Kaç evladınız var? 2.
İkinci evladınız sizinle. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Ama yok. İlk evlat. Yok. Yok. Evet. Var da yok. Var da yok. Nasıl var da yok? Ne zaman evlendiniz? 14 yaşında. Ah. 14 çocuk yaşında. Daha yani. Evet. 14 yaşında doğum yaptım Gemlik Kumla'da. Kaçırdı zorla. O kaç yaşındaydı? Askerden gelmişti. 21-22. Evet. Ailesi zengin. Ben fakir olduğum için istemediler. Dışarılarda yattık. Sonra işte Gemlik'te Kumla'da ev tuttuk. Bu kaçırıldığınız zaman evet, dışarılarda evet, yattınız. Evet. Bunların sizin iddianız olduğunu söylemek zorundayım. Evet. Peki sizi sevmiş kaçırdığına göre. Ama abi diyordum yaşında, ben. Abi diyordunuz. Evet. Çocuk yani bu çocuk gelinlere o kadar canım sıkılıyor ki. Peki sonra aile kabul etti mi? Hayır etmedi. Etmedi. Ailesi etmedi. O kadar zengin aile ama ya. Siz fakirlikte evet, orada. Evet. Sizin aileniz ne dedi? Benim ailem sahip çıkmadı. Bir kere mi başınıza geldi bu? Birkaç kere böyle kaçırılma oldu mu? Bir kere oldu. Ha, üç kere kaçırdı. Ha öyle hatırlıyorum. Evet tabii. Üç kere sizi kaçırdı. Evet. Üç kere geri döndünüz. Geri döndüm. Aileniz kabul etti. Kabul etti. En sonunda götürdü işte. Peki ne kadar böyle yaşadınız? 5 sene falan yaşadık. Evlendiniz? Hayır nikah yapmadı. Nikah yapmadı? Hayır yapmadı. Hamile kaldım. Ben bir de ses tellerimden ameliyat oldum ya. Çok geçmiş olsun. Hamile kalıyorum. Hamile kaldığımı anlamadım. Ondan sonra geri dönemez. Sen 14 yaşında kızı kaçır. 19 yaşında falanmışsınız o zaman. Hem hamile hem onu başından atmaya kalkmış. Sonra arkadaşın evine götürdü beni. Ben orada doğum yaptım yerde. O düğün yapıyor. Nasıl yani? Ben doğum yapıyorum, o da düğün yapıyormuş. Başka birini alıyor. Siz arkadaşınızın evinde... Yerde doğum yaptım. Hastaneye falan? Yok, hayır. Çocuk boynuna kordon dolalı geldi. Hayır. Yatak görmedim, doğum yaptım. Çocukla bayılmışım yere. O insanlar yaşıyorsa... Onların çok emeği var bende. Ayşe ile Haldun abi... Yardım ettiler. Nerede oluyor? Gemlik'te. Hangi şehir? Gemlik'te oluyor. Sonra dışarı aileme gittim. Çocukla ailem istemedi. Beni kabul etmedi. Çocukla dışarı attılar. İnşaatlarda yattım. Kulübelerde. Bekçi kulübelerde. Çocuklar. Karkış. Nasıl karnını doyurdun annem sen? Doyurup korkudan. Bekçi vardı. Yaşıyor mu bilmiyorum. O yardım etti. Zatüre oldu çocuk. Parmağımda yüzük vardı. Bursa'ya doktora götürdüm. Götürdüm, ilacını alamadım, morarıyordu elimde, ölüyordu çocuk. 4 aylıktı emzirip. Götürdüm, en sonunda ailesini aradım. Bir polis karakolu baktığı için. Onlar zengindi, gücüm yetmiyordu. Onların torunu. Kumla'ya jandarma baktığı için şikayet ettim. Çocuğumun kimliğini çıkartın, başka bir şey istemiyorum dedim. Kimliğini çıkardı, benim ismim verdi. Bana dediler 15 günde bir göreceksin. Bana bir imza attırdılar orada. Meğersem savcı falan değil. Hiçbir hakkım olmadı diye imza atmışım. Sadece kalp hastasıyım şimdi. Ku hastasıyım. Görmek istiyorum. Ay, iyi değilim zaten. Son bir kere göreyim diyorum onu. Dur, daha 50 yaşındasın, dur. Ama 50 yaşında ne kadar çok şey yaşatmış Rabbim, Allah'ım. Çok çektim ben. Hadi iç suyunu, iç, iç. Bu arada hanımefendinin bu katlı nüfus örneği var elimde. Çocuk yok, yazık. Şok oldum. Biliyorsun değil mi? Burada ödendim, çocuk bizim üstümde ekip... yok diyor. Otur, otur hadi sen. Otur bir tane. Otur. Şimdi Gülten Hanım evladını doğuruyor. O doğumdayken adam başkasıyla evlilik aşamasında... bu vukuatlı nüfus örneği sizin hayatınız. Hani evliyim, ben evli değilim diyen biri varsa, evliliği düşünüyorsanız, ciddiyseniz şunu çıkartın diyorum ya size. Bak burada her şey yazıyor. Şu anda işte kendisi diyor, Gülten Tosun. Burada bütün bilgileriniz var. Eşi diyor, şu an evli olduğunuz kişi Ali Bey var. Kızı diyor, Husudenaz ikinci evladınız evet. Değil mi? Ama bu kadar biliyor musunuz? Ama inanamıyorum, şok burada... oldum ben. Feyiz'te resimleri var benim bunlar üstüme çıkardım. Çıkarılır. Ama ben inanamıyorum Zahide Hanım. Şok tamam. Oldum burada öğrenince. Bunlar ortaya çıkarılır, merak etme. Nasıl bir şey yapabilirim? Sonra askere giderken Bursa'ya uğruyor. Kardeşimin karısı o beni kötülüyor. Anne.
yapmadı. Çocuk görmek istemedi beni artık. Erkek çocuk mu? Evet. Ama öyle bir şey yok, asla yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey yok. Ama şuna o kadar kızıyorum ki bu kötü kadın tırnak içinde diyorum ya. Onlar kötü kadınsa onlara giden adamlar çok mu iyi adamlar? Bu nasıl bir adalettir? Bu nasıl bir adalet? Kadınları her şekilde döv sözle böyle. Ha bu senin için söylemiyorum. Sen öyle olduğun için söylemiyorum. Peki ama şimdi avukatım Olgun Amarat hatta. Olgun Bey merhaba. Merhaba Zayda Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Zor bir yayın oluyor bizim için. Gülten Hanım'ın gözyaşları yüreğimize aktı. Şimdi onun doğum yaparken ben tahtada doğurdum diyor kadın. Kocası, yani kocası bile olamamış zaten. Evet. Evlenirken bunu yaşıyor. Şimdi bu vukuatı nüfus örneğini aldırdım. Size gönderdim arkadaşlarım. Ekibim gönderdi mi? Evet evet, şu şeyle ilgili yalnız orada bazı soru işaretleri var. Şimdi hanımefendi demiş ki benim 3 yıl önce kayıtlarında görünüyordu. Evet görünüyordu. Evet. Sen gördün mü? Evet tabii ki görünüyordu. Arkadaşlar düşündüğünü falan söylüyor. Arşiv kayıtlarına bakılabilir bu konuda. Yani evet. Ne yapmışlar? Belki nesebi düşürmekle ilgili haksız elinden bir dava mı aldılar? Bu hiç haberim yok. Onları haksız getirebilir mi size? Hayır ama bunu sizin araştırmanızı rica edebilir miyim? Şu anda bende sadece vukuatlı nüfus örneği var. Fakat bu nüfus örneğinde Gülten Hanım'ın bir kızı görünüyor, öbür kızı hiç yok. Oğlan. Ha evli, ha oğlu, oğlu. Kaç yaşında? 27. Kocaman adam olmuş artık ya. Şimdi hanımefendi herhangi bir mahkemeye gitmiş mi hiç hayatında? Onlarla birlikte hayır. Mahkeme yüzü görmüş mü? Mahkeme hayır. Yüzü görmemiş ama teyze bir girişimde bulunmuş 10 sene önce mi? Evet. Onu bir anlatır mısın? Sizin kız kardeşiniz? Ben bir yaşındaydı gördüğüm çocuğum. Ondan sonra teyze, kız kardeşim Feist'te yazışıyorlar. Ondan sonra bunu buluyor Feist'te. Oğlanı mı buluyor? Oğlumu buluyor Feist'te. Yazışmaya başlıyorlar. Ya diyor benim oğlum Gürol diyor ki... Ya ben diyor size diyor bir kız olarak böyle şey duymuyorum. Size başka his. Ama diyor size ben hayranlık duymuyorum. Böyle içimden size diyor böyle aşk gibi şeyler gelmiyor diyor. Başka şey hissediyorum ben size diyor. O da diyor ki. İşte kan çekiyor. Kan çekiyor derler ya. Ondan sonra. Sen diyor annenin adı ne diyor. O da diyor ki anneni tanıyor musun? Benim annemi tanıyor musun diyor. Ondan sonra tanıyorum diyor. Annenin adı Gülten mi diyor. Evet diyor ben annemi arıyorum diyor. Aa, o da seni arıyor o yani. O da beni arıyor o zaman. 18 yaşında Bursa'da görüştüm. Görüştüm. Çok iyi. Ondan sonra bir daha işte kardeşimin eşi ayrıldı. O çağırıyor askere gidiyor. O oldu görmedim. O görüştüğünüzde tavrı nasıldı? Ben onu merak ettim. Tam şey değildi. Çünkü anlatma şeyim olamadı. 18 yaşındayken ilk defa anne. Ama o da bir şeylerin farklı olduğunu biliyor yani. Evet, yalnız evet. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Siz doğumdan sonra, şimdi aklıma kötü şeyler, kötü kokular geliyor. Doğumdan sonra bu çocuğu nüfusa götürdünüz, kayıt evet, yapıldı mı? Evet, kendim, Gemlik Adliyesi'nde kendim. Doğum gün şeyini de biliyorum. Gülten Temmuz senin okuman yazman var mı? Sonradan öğrendim. O zaman var mıydı? Yoktu. Sen o sırada ne yazılıp çizildiğini biliyor muydun? Hayır kimliğini gördüm ama kimliğinde benim adım yazıyor. Adın yazıyor. Evet mi? Yazıyor tabii Zaydan. Ben çünkü daha önce şey çıkartmıştım böyle nüfusu onda çıkıyordu. Ben şimdi inanamıyorum burada öğrendim. Peki avukat bey. Ha, buyurun dinliyorum. Zayda Hanım bu hanımefendi yüksek ihtimal. Eğer böyle bir durum olduysa, gerçi bu vukuatlı nüfus kayıt örneğinde bunu görmesi lazım. Burada yok. Yüksek ihtimal hanımefendinin nesebinden çocuğu düşürmüşler. Hanımefendinin yani, haberi olmadan böyle bir şey olabilir mi? Reddi davası açılmıştır. Hanımefendi mahkemelere gitmemiştir. Yani hayır, aleyhine hayır. Bir annelikten yani nesepten düşürülme davası açılarak annelik nesepten düşürülmüştür. Başka türlü olamaz. Anlattığı gibi ise eğer 3 yıl önce ben kayıtları görüyordum diyorsa... Biz bu kayıtlara, arşiv kayıtlarına ulaşırız. Evet. Nüfus Genel Müdürlüğü arşiv evet. Kayıtlarında bu kayıtlar vardır. Yargı kararıyla düşürülür. Yani gidip nüfustan hadi şunu babadan düşürün, anneden düşürün evet. Diyemezsiniz. Ama onun nesebi haberi yok. Reddiyle ilgili bir benim dava yok. Olmuştur. Hanımefendi de nesepten düşmüştür. Kendisi... Ama bununla ilgili olarak yüksek ihtimal eğer yargı kararıyla olmuşsa bu tebligat yapılmamıştır hanımefendiye. Bunu yeniden canlandırabiliriz biz. Tebligatlarla ilgili... Sorunlar vardır hiç kendisine ulaşmamıştır. Yani tebligat dediği devlet diyor ki
Bak Zahide, ben sana böyle bir şey söylüyorum, tebliğ dava ediyorum. Dava açtım diyor devlet sana. Ne ama ben yoksam. Çocuğu nesepten düşürüyorum diyor. Benim haberim yok. Sen de o tebligata cevap vermiyorsun. Aynen, başka bir yerde düşüyor. Kesinleştiriyor. Ve senin nüfusundan çocuğunu düşürüyor. Aynen. Böyle ama bir ben, durum vardır. Ben ama sonra diyebilirim o zaman. Ey devlet, sen bana bir şey söyledin ama bana ulaşamadın. Ben yoktum orada. Ben şimdi tekrar bunun açılmasını istiyorum. Devletim, ben bu çocuğun annesiyim diyebiliyoruz yani. Şimdi çünkü bu kızın tebligat nedeniyle bunu diyebiliriz. Yargılamanın yenilemesini isteyebiliriz. Tebligatlar usulsüz yapılmıştır evet, diyebiliriz. Evet. Ama bizim konuştuklarımızın hepsi şu an afaki. Çünkü arşiv kayıtlarına, nüfus arşiv kayıtlarına baktığımızda neden peki annenin kaydının düştüğünü görmüş olmalıyız. Olgun Bey, Olgun Bey bir dakika. Bir dakika. Peki. Şimdi ben bir dakika. Ben bütün kayıtları alacağım, size ulaştıracağım. Sizin davanız var, o yüzden gelemediniz ama yarın lütfen gelin. Hanımefendinin şimdi burada gözü yaşlı bir anne nasıl bırakılır ki? Ben zaten evladını doğurmak için bu çileleri çekerken adam git orada başkalarıyla evet evlen. Düğün hiç nikahını alma. 14 yaşında bir kız çocuğunu kaçır. Yani bunlar olacak şeyler değil. Bir reklama gidelim. Biraz rahatlatalım seni. Sen suyunu iç kuzum. Evraklar var mı yanında? Elifciğim ellerine sağlık kuzum. Afiyet çok teşekkür olsun ediyoruz. Şahane oldu. Sabah sabah kebap yaptık vallahi. Evet kebap yaptık. Bir de Esra, tatlı yaptık. Şahanesin. Esra ve Ceyda kardeşler. Bu kızımıza bir bakın. Ekranda gösteremiyorum ama sizin gibiymiş. Sonrasında bu hale gelmiş. Görün mü, biraz moralli bulun diye gönderdim. Neler başımıza geliyor görüyorsunuz mu? Görüyoruz. Görmez miyiz? Vallahi burada neler neler oluyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Tamam, hayat dersi. Tamam. Bu arada sizin Tuzla Mercan yaşlılar evi değil mi? Evet yaşlılar. Fotoğraflarını bir gösterir misiniz arkadaşlarının? Bak gelinle sanatın arkadaşları şov izliyor, şov TV izliyor. Ha bizim kız mı erkek meşteğimizin altına yazmışlar. Bak sizin huzur evini görüyor musunuz mu? Herkes bizi izliyor şu anda. Selam ediyoruz herkeslere. Ellerinden öpüyoruz büyüklerimizin. Ay çok tatlısınız. Allah'ım evlatlardan güldürsün yüzünüzü. Evladından ayrı olan herkese evladına kavuşmayı amin, nasip etsin. Amin. Çok teşekkür ediyorum rica size. Elif'im çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bu nüfusun arkasında duracağız. İnşallah bakalım yarın ne gelişmedi. Ben siz avukatla beraber nüfus müdürlüğüne göndereceğim şimdi. Tamam mı kuzum? Hı. Bakalım bir orada nedir durum. Hakkınızı helal edin efendim. Görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Dualarınızı eksik etmeyin.